TV1 ekranlarından iyi akşamlar. Yine bir Sporkolik programıyla sizlerle birlikteyiz. Lige milli ara verilirken Kayserispor'da yine sıcak gelişmeler yaşandı. Başakşehir deplasmanından bir puanla dönen Kayserispor milli araya moralli girdi. Yeni hocasının takıma alışması için de bir anlamda yeni bir şans vermiş olduğu Kayserisporlu oyuncular camiaya. Peki bundan sonrası nasıl olacak, nasıl gelişecek, Kayserispor'u neler bekliyor? Milli ara Kayserispor'a yarayacak mı? Başakşehir maçının öncesi, sonrası ve Başakşehir maçında yaşanan olayların tamamını sevgili yorumcularımla birlikte bu ekranlarda sizler için yorumlayacağız. Sevgili yorumcularıma öncelikle hoş geldiniz demek istiyorum. Gazeteci Sayın Mustafa Gürbüz. Mustafa hoş geldiniz. Teşekkür ederim sevgili Erhan. Hoş bulduk. Ve TV1 Spor Müdürü Sayın Faruk Aydemir. Faruk hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar. Yoğun bir haftayı geride bıraktık. Her zaman milli, oldu. Milli araya girmeden önce Sinan Kalıoğlu'nun gelmesi, ardından takımın deplasmanda Başakşehir'den aldığı bir puan. Ama biz Başakşehir maçıyla başlayalım isterseniz, ardından da Sinan Kalıoğlu'na biraz daha fazla zaman ayıralım. Neler getirir Kayserispor'a, faydaları neler olur, nasıl bir performans bekliyoruz, tamamını bu ekranlardan konuşalım. Başakşehir maçıyla başlayacak olursak, deplasmanda alınan bir puan, önemli bir rakipten alınan bir puan. Nasıl değerlendiriyorsunuz Faruk Bey? Sizlerle başlayalım bu hafta. Evet, formda olan bir Başakşehir biliyorsunuz. Üst sıraları oynayan Başakşehir. Kayserispor'un eski teknik direktörü Çağdaş Atan'ın yönettiği bir takımdı. İki takımı karşılaştırdığınız zaman evet fark ortaya çıkıyor. Ama nihayetinde Kayserispor'da bazı değişiklikler yapıldı. Geç de olsa bir değişikliğe gidildi. Biliyorsunuz teknik direktör değişti. Ama Başakşehir karşısında Sinan Hoca tribünden takip etti. Maça baktığımızda evet iyi oynayan, baskılı oynayan, gol fırsatları yakalayan Kayserispor vardı. Nihayetinde Mane sahneye çıktı. Takımı öne geçirdi. Bu dakikadan sonra da bazı pozisyonları yakaladı. Ama karşısındaki Başakşehir tabii ki savunmada hata yaparsanız affetmeyen bir takım. Özellikle orta sahadan aldıkları topu direkt kaleye kadar götürebilen futbolculara sahip Başakşehir. Kaliteli bir takım. Buna rağmen Kayserispor her ne kadar sıkıntılı günler içerisinde olsa dahi Başakşehir karşısında bu konulardan sıyrılmış gibi göründü bana. Elbette hala sorunlar var ama yine de futbolcuların kafası yerine gelmiş. Akılları yerine gelmiş. Nasıl oynayabileceklerini, nerede oynayabileceklerini bilen bir hale gelmişler. Ki bu da teknik direktör değişikliğine bağlıyorum. Evet, ilk yarıda kaçan pozisyonları vardı. Atsak daha farklı olabilirdi. Tamam, bu iş oldu derken zaten ilk yarıyı 1-0 önde kapattı Kayserispor. İkinci yarı baskılı olacağı belliydi Başakşehir'in. Hücum hattında özellikle rakip takımın oyuncuları gerçekten kendini gösterdi. Bu arada her maçta hata yapan bir oyuncumuz ortaya çıkıyor. Geçen hafta Baran Ali biliyorsunuz büyük bir hata yaptı ve kalemizde golü görmüştük. Bu hafta da Arif Kocaman maalesef orta sahadan kocaman bir hata yaptı. Kocaman bir hata yaparak ne sağına bakıyor, ne soluna bakıyor, ne arkadan gelene bakıyor. Direkt topu rakibe veriyor. Hayatının en kolay golünü de Başakşehirli futbolcu atmış oluyor. Yani biraz dikkat etmek gerekiyor. Ter akıtıyorsunuz, mücadele ediyorsunuz, o kadar çalışıyorsunuz, emek harcıyorsunuz. Ama bir hata maalesef koskoca emekleri hiçe sayıyor. Bunlar evet futbolda hata olabiliyor. Futbolcular hata yapabilir ama Arif'in yapmış olduğu hataya ben hata demiyorum ya. Hatanın daha da üstü. Kasıt gibi. Yani insan şöyle göz önüne getiriyorum. Yanında, arkasında, sağında, sonunda zaten Kayserisporlu oyuncular var. Takım arkadaşları var. Topu hiç olmayacak yere göndermesi gerçekten çok ilginçti. Evet, kendisi de istemeyerek yaptı ama ya bir bak ya. Sen geride oynayan oyuncusun. Yani öyle bir savunma yapacaksın ki sağındaki, solundaki, önündeki kim olduğunu görmen lazım. Maalesef basit bir hata bizlere işte büyük bir puan kaybına neden oldu. Eğer o pozisyon gol olmasaydı, Kayserispor yakaladığı pozisyonları da değerlendirseydi
farklı olacaktı. Bir maç arasına 3 puanla girmek takıma daha çok farklı olacaktı. Tabii ki Nazon ve Boğamorte'nin kaçırmış olduğu pozisyonları söylemek bile istemiyorum. Ya insan şöyle içerisinde diyor ki ya bu Boğamorte'nin ayağına bir tane çimentoyla böyle çimento yapalım. Beton yapalım. Bağlayalım orada dursun ya. Kımıldamasın bir yere. Takım neredeyse 9-10 kişi oynuyor ya. Nazon aynı şekilde. Evet baskı yapıyorlar. Birebir de etkililer ama son pozisyonlarda, son demlerde kesinlikle bir şeyler oluyor futbolculara. Atmak mı istemiyorlar diye böyle düşünüyorum. Art niyetli olmak istemiyorum bu konuda. Saman alevi gibi oyuncular. Yani bir bakıyorsunuz anda, çok iyiler. Bir anda hiç beklemediğiniz hareketler yapıyorlar. Dediğin gibi. Bir bakıyorsunuz. Bu pozisyonları değerlendirseydi Kayserispor Başakşehir karşısında inanın 3 puan alırdı. Burada 2 puan bıraktı. 1 puana razı oldu. Yine de yani galibiyet hasretine son veremese bile benim için yani Kayserispor için 1 puan da iyi bir puan diye düşünüyorum. Başakşehir gibi zor bir deplasmandan 1 puan herhalde kerhanesine yazılması gereken bir kazanç diye düşünüyorum. Kayserispor'un ilk 11'i Başakşehir maçında Kalede Bilal Beyazıt'la başladı. Bilal'in de sakatlığı tamamen geçti. 2 haftadır duruyor. Ali Karimi, Cardozo, Nazon, Mehdi, Gökhan Sazdağ, Carlos Mane, Karol, Baran Ali Gezek, Arif Kocaman ve Boğamorte 11'iyle başladı Kayserispor. Mustafa sen neler söylersin? Yanılmıyorsam herhalde Mehdi stoper mi oynadı? İlk bölüm stoper oynadı. Doğru değil mi? Yanılmıyorum. Evet. Başakşehir karşısından bir puanı değerlendirecek olursak aslında önemli bir puan. Geçtiğimiz hafta ben söylemiştim. Bir puan iyi bir puan demiştim. Galibiyet zor ama bir puan iyi puan demiştim. Her ne kadar Faruk'un söylemiş olduğu gibi Kayserispor pozisyonlar kaçırdı dese de Başakşehir'in kaçırdığı pozisyonlar daha fazla. Bunu da görmezden gelmemek lazım. Var. Kalede Bilal'in bu hafta performansı güzeldi. Gününde olduğunu gösterdi. Kurtarış sayılarını zaten o kadar çoğalttı ki bu hafta sonu itibariyle Süper Lig'de en çok kurtarış yapan kaleciler listesinde yerini almaya devam etti. Artık alıştık bu istatistiğe. Yani. Geçen sezonda aynı. İki hafta öncesinde Baran Ali Gezi'ye hatalı bir şekilde top vererek gol bulmasına sebep olan Bilal bu hafta hatasız bir şekilde oynamaya çalıştı. Golde hatası yok. Öyle de iyi pozisyonlar çıkardı. Yani golde hatası yok. Yan toplarda özellikle Başakşehirli futbolcuların kaleye yapmış oldukları hücumları engellemede iyi bir en azından yer tutması vardı. Birebirlerde yine karşı karşıya kaldığı zaman rakip karşısında iyiydi, cesaretliydi. Hani deriz ya böyle kükremeye hazır bir aslan gibiydi. Ama gol yedikten sonrasında tabii ki rakibin baskısı var mıydı? Vardı. Özellikle ikinci yarının ilk dakikalarından itibaren Başakşehir'in oyuna koymuş olduğu bir ağırlık vardı. Biz her ne kadar toparlanmaya çalışsak da birazcık nefesimizin yetmediğini veyahut da futbolcuların saha içerisindeki dizilimlerinde artık performanslarının koşa koşa bir hal olduğunu, yorulduklarını anlamaya başladım ben işin gerçeği. Alper Hoca acaba biraz daha erken oyuncu değişikliğini yapabilir miydi diye de kendi kendime sormadım dersem yalan olur işin gerçeği. Yaptığı zaman oyuncu değişikliğine diyeceksiniz ki ya giren oyuncular gençti kardeşim. Evet ama oyunda tekrardan diri olmayı ve oyundaki tekrardan kontrolü ele almayı sağlayan oyuncu değişiklikleriydi. Mesela Nurettin bu sezon herhalde ilk defa oyuna giren isimlerden bir tanesi değil mi? Evet bu ilk kez forma giydi. İlk defa girdi ben bildiğim kadarıyla. Evet. Geçtiğimiz sezon kiralık olarak göndermiştik. Çok da iyi bir futbolcu demiştik ama bir türlü 11'e adapte edemedik. O beklenen patlamayı da sanki yapamadı. Yapamadı. Adapte yani edemedik. Baran yani. Ali ve aynen. Mehmet Eray gibi o patlamayı yapamadı. Şimdi oyuna girdikten sonrasında bakın genç oyuncu oyuna girdi. Oyuna girdikten sonrasında oyuncuların özellikle ortaya koymuş olduğu performansı bir spor severler takip etsinler. Başakşehir'e karşı birazcık daha böyle üstün olan taraf Kayserispor oldu değişimden sonrasında. İşin gerçeği Başakşehir'in Avrupa Kupası'ndaki maçı onu birazcık yıpratmış. Evet. Ya bizim aslında hani fikstürümüz zor diyoruz Beşiktaş, Başakşehir. İkisi de Avrupa'dan geldikten sonra bizimle oynadı. Aynen öyle. Yani aslında böyle bir avantajımız tabii, var. Tabii tabii yani. Rakip de yorgun geliyor. Yani rakibin her ne kadar ya kardeşim futbolcuları çok falan deseniz hayır kemik yapısını bozmuyor rakipler. O kemik yapıdaki futbolcular yorgunsa da zaten sana karşı fazla bir üstünlük gösteremiyorlar. Ya zaten Türk futbolunda hani hiçbir takım yani üç büyükler diye adlandırılan takımlar dahil haftada iki maç, üç maça alışkın değil. Değiller. Kaldıramıyorlar. Kaldıramıyorlar. Evet. Türk futbolunun kronik bir rahatsızlığı ne yazık ki. Yani Avrupalı futbolcular belki bunu disipline edebiliyor ama biz Türkiye'de bunu yapamıyoruz yani işin gerçeği bu. Evet. Yani Başakşehir karşısında alınan bir puan iyi puan evet.
Ama tek üzüldüğüm nokta beraberlikler takımı olmaya başladık. Bu bir alışkanlık olmamalı. Bu alışkanlık olursa ligin sonu bizi kötü bekler. Çünkü beraberliklerden bir puan aldık diye seviniyoruz. Tamam seviniyoruz da her maçtan bir puan aldığınız zaman ligden düşersiniz. Tabii bir puan ortalaması tutmaz. Her maçtan bir puan alırsa ligden düşer. Tabii ki her maçta bir puan da almayacaktır. İşte o yüzden diyorum yani. Bu yüzden biz beraberlikler takımı olmaktan sıyrılıp şu 4 haftaya geriye bakın. 4 haftanın en azından ikisini kaybetsek ikisini kazansaydık. Şu anda 3 yerine 6 puanımız vardı. Yani. Hangi maçlar? Beraber kaldığım maçlar için söylüyorum ben. Onlar da tabii ki yani sıkıntılı bir süreç. Yani ne olacağı belli olmayan, başarılı dahi olsa başarısız gibi gösterilmeye çalışan bir takım var şu anda. Kim gösteriyor? Ya bazı sorunlar futbolculara yansıyor. Öyle diyelim. Öyle değil mi Erhan? Evet. Şimdi ben böyle çıkışlar yapıyorum. Yani kusura bakmasın da. Bakın şimdi tabii ki ister mi beraberlik almayı, bu seriyi bozmayı herkes istiyor. Psikolojik anlamda da zor günler geçiren bir takımdan bahsediyoruz. Mustafa'cığım. Yani bu takım evet 7 hafta, 8 hafta geçti bir hafta bay. 3 puan alamamış. Bunun sıkıntısını zaten yansıtıyor, sahaya yansıtıyor. Bir galibiyet gelse arkası gelecektir. Ya zaten en büyük sıkıntı psikolojik sıkıntı. Yani en büyük sıkıntı. Bir bunu aşmaları gerekiyor. Kazanamadığınız takdirde ve bu kazanamamak seri haline geldiği zaman problem daha iyi. Bu takım Samsun Spor'dan daha iyi mücadele ediyor. Samsun Spor geçen sezonki bize benziyor. Çağdaş Atan'la başladığımız sezona benziyor. Evet. Yine onlar da transfer yapmadı ama sezona flash bir başlangıç yaptılar. Ben Samsun Spor'un ileride ciddi bir düşüş yaşayacağına inanıyorum. O ayrı bir konu ama şu anda geçen sezonki Kayseri Spor'u taklit ediyor desek yanılmayız. Performans ki. Olarak evet. Samsun Spor. Ya zaten Adana Demirspor gitti. Ben mesela Eyüp Spor'dan falan yani ligde daha düşüş yaşayacak takımlar var ama önemli olan bizim artık bu beraberlik ve mağlubiyet serisini bir galibiyete evirmemiz lazım. Eğer bir galibiyet alırsak, şeytanın bacağını kırarsak belki işler tam tersine dönecek. Yükselmeye başladığımız zaman ligde de düşüşe geçen takımlar olduğu zaman yeniden sabit bir stabil yani bir noktaya geleceğiz. Her takım düşüşe geçecektir. Yani stabil bir noktaya gelebiliriz. Ama önemli olan Erhan'cığım biliyorsun evinde oynadığın maçları ne yapıp edip kazanman lazım. İlk yarıda topladığın puanlar ikinci yarıda senin için çok avantaj sağlayacaktır. Tabii. Bunu geçen sezon yaşadı Kayseri Spor biliyorsunuz. Evet. İlk yarıda topladığı puanlarla ikinci yarıda ne kadar puan kaybederse kaybetsin onu amorti etti. Burada sıkıntı buradan çıkıyor. Eğer sen ilk yarıda istediğin puanları toplayamıyorsan ikinci yardaki maçlarda kaybetme lüksün kalmıyor. Başakşehir puan kaybı gibi, lüksün kalmıyor. Yani. Başakşehir gibi çok güçlü bir takımdan deplasmanda bir puan getirmek puan. Çok iyi puan. Ama milli ara dönüşü kendi sahamızda oynayacağımız Gaziantep maçı kazanmamız kesin. Halinde. Gaziantep maçı birebir rakibin tabii, senin. Tabii. Gaziantep rakip. Maçını kazandığımız takdirde Başakşehir maçının bir puanı bize bir puan önemi ortaya çıkar. Elbette. Ama Başakşehir'den bir puan getirdik. Geldik burada Antep'le beraber kaldık. İş olmaz. Yandı gülüm Ketener var. Yani ondan sonrasını toparlamak daha zor. Ama dediğimiz gibi eğer Gaziantep maçını kazanırsak Başakşehir maçı bizim için ekstra olacak. Aynen. Çünkü deplasmanda Başakşehir gibi önemli takımdan puan getirmek gerçekten önemli. Şimdi Mustafa demin söyledi ya Alper Kerkitli Hoca biraz geç oyuna müdahale etti diye bakıyorum. İlk oyuncu değişikliği Mehmet Eray Özbey oyunu almak oluyor. 68. dakika. Sonra Aga aldı. Ardından 75. dakika Yavak Aşka. İki oyuncu değişikliği. Sonra 3 oyuncu birden daha. Takım baskı yiyor. Evet. 85'e kadar bekliyor. Direniyor. 85'e kadar oyuncu değişikliği yapmıyor. 85'te Kartal Kayrağı Yılmaz. Evet. Hasan Ali Kaldırım, Nurettin Korkmaz. Nurettin'i bir kenara koyalım. İlk kez forma giyiyor. İki oyuncu diğeri. Elinde Kartal Kayrağı ve Hasan Ali Kaldırım gibi iki tecrübeli ve defansif yönü güçlü iki adam varsa 1-0'da öndeysen rakibi ya kapatmak istiyorsan hoca, daha ne yapabilirsin Kartal ki? Kartal Kayrağı'yı ya Beşiktaş maçında yapmış olduğu bazı hatalardan dolayı diye. Golü kaç dakikada yemişiz? Yoksa Kartal'la hemen bakıyorum. Hasan Ali Kayserispor için vazgeçilmez oyuncular. 53. İkinci hemen başındaydık. Diyor mu baskıyı
Yani 10 dakika bir baskı vardı zaten. O baskıyı aslında Alper Hoca erkenden diyor mu? Yapsa defansif olarak birazcık daha şöyle bir... Baskı hangi dakikada yoktu ki? İkinci yarının tamamında baskı vardı zaten. Yok, biz oyun değiştikten sonra biraz oyunu rahatlattık. Ya rakip... Son dakikalarda işte artık skoru korumak zorunda kaldı. Defansif oyuncularla... Ya yine elinden gelen en iyisini yaptı, ben size söyleyeyim. Alper Hoca'nın yapması yani... Yapması gerekeni yaptı. Mesela, Kartal Kayra'yı kesip Ali Karim'i 11'de oynatması benim için sürprizdi. Deplasmanda oynarken hani Kartal Kayra gibi defansif yönü daha güçlü olan... Yani tam klasik bir ön libero mevkiindeki oyuncuyu kesip biraz daha hücuma meyilli... biraz daha ileri düşünen bir Ali Karim'i oynatması bana ilginç geldi doğrusu. Evet. Ama tuttu mu tuttu. 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 Yani o konuda... Şimdi bak şöyle bir şey söyleyeyim. Sevgili Erhan. Sinan Kaloğlu'yla beraber gitmiş olsaydık Başakşehir maçına. Ve Başakşehir'den bir puan almış olsaydık. İnan var ya. Şimdi Sinan Kaloğlu'nun hanesine hemen artı bir puan yazardı. Ve artı yazar direkt. Niye? Oo, görüyor musun? Bak hoca geldi. Zor rakipten bir puan aldık diye. Alper Hoca'nın bu yüzden diyorum ya tebrik edilmesi gerekiyor. Bir haftalık bir süreçte futbolcular da en azından yakından tanıdığını bir kez daha göstermiş oldu ve bu karşılaşmada çıkartmış olduğu kadroyla sahada güzel işler yaptı. Bunu bilmesi lazım. Hem Alper Kerkit'te hem de altyapı antrenörlerinin burada haklarını da teslim edelim. Yani İstanbul gibi zor bir deplasmanda ilk kez Süper Lig'de bir maça çıkıp takımı motive edebilmek, takımı sahada tutabilmek önemli bir meziyet. Evet. Demek ki teknik adam konusunda Kayseri Spor ileriki günlerde de sorun yaşamayacak. Tamam ya, illa bu Alper Kelkitli'yle olacak diye söylemiyoruz. Mesela altyapıda yine Kayseri'de çok genç çocuklar da var. İşte kaleci antrenörü olarak Şihamit Sayıcı çıktı sahaya. Şihamit yıllarca işte Kocasinan'da falan. Bizim çocuğumuz. Yine Altan Güneş var. Altan çıktı. Var. Tabii ki ya. Onlar yani, yani altyapıda gerçekten Enes Hoca var. Enes Karakaya. Ya Kayserili iyi ve gelecek vadeden antrenörler var. Yani bu konuda her zaman söylüyoruz. Yeni gelen teknik direktörün yanına mutlaka bir tane Kayserili. Olsun. Genç ismi iliştirelim. Sanki olacak gibi. Tecrübe kazansın. Her zaman diyoruz. Hatırlıyor musun Faruk bilmiyorum. Evet, hatırlıyorum. Her gelen hocaya ben buradan defalarca söylüyorum. Yani ben bir Kayseri'de hani TÜFAT yöneticisi olarak da, Antrenörler Derneği yöneticisi olarak da Kayserili antrenörlere çok daha fazla sahip çıkılması taraftarıyım. Nasıl sahip çıkılacak? İlla getirin takımın başına koyun demiyoruz kardeşim. Ama getirdiğiniz... Birliği bütünlüğü tabii, sağlaması açısından. Tabii, getirdiğiniz iyi hocanın yanına bir Kayserili koyun, tecrübe edinsin. Tecrübe edinsin, isim yapsın. Aynen. Kayseri Spor'da yapamıyorsa 3. lige gitsin, 2. lige gitsin, Kayseri'yi oralarda temsil etsin. Tecrübe kazanıp geri gelsin. Aynen. Yani biz bunu yapalım, Kayseri'ye sahip çıkalım. Yani rahmetli Recep Mamur'un yaptığı en iyi işlerden biriydi. Her zaman da, her zaman söylerim. Kim gelirse gelsin hoca. Mutlaka yanına bir Kayserili isim adapte edilirdi. Yani. Bizim tekrar bunu hayata geçirmemiz lazım. Bu uygulama bir dönem. Mesela kim olabilir? Rafa ya Kayseri şu anda hani ya benim. Mesela kim olabilir? Benim şu anda isim zikretmem hani etik olmaz bir çünkü TÜFAT yönetici. Var yani. Var. Yani var. Kayseri'de evet. En az bakın en az 20 tane 30 tane hem belgesi yeterli hem bilgisi yeterli antrenör var kardeşim. Ya yani Kayseri Spor'da futbol oynamış Kayseri Spor'u bilen en üst seviyede oynamıştı. Zafer Türkmen'den tutun, İsmail Doğan'dan tutun. Var ya Doğan'dan tutun. Bunların hepsinin gençlere gelelim Emin var. Yani hoca çok. Yapabilecek hoca çok. Yapabilecek hoca gerçekten. Olması da gerekir ya. Artık yani bazı şeylerin değişiyorsa mutlaka bir Kayserili isminde hocanın yanında durması gerekiyor. İşte, geçen hafta Mustafa bir bahsetti. Bir bütünlük lazım artık. Erciyes 38 FK'da Uğur Kulaksız iyi işler yapıyor. Yani var Kayseri'de hoca var. Yeter ki şans tanınsın. Aynen öyle. Şans tanınmadığı zaman olmuyor bu işler. Diyelim Başakşehir maçıyla ilgili başka konuşmak istediğimiz. Ben şu Mane'ye bir değinecektim. Mane'ye değinmek istedim. Buyur tabii tabii tabii. Mane'nin klasikleşen gollerinden birini izledik. Böyle arka direkte. Ya Mane neredeyse her maçta birbirinin kopyası goller atıyor. Hiç fark ettiniz mi? Hep arka direkte. Evet. Fırsatçı bir oyuncu. Hep arka. Ya evet. Aynı golü Beşiktaş atmıştı geçen sezon. Farklı takımlara attığı goller var. Neredeyse direğe çarparcası arka direğe o kadar yaklaşıyor ki oradan işi bitirip geliyor. Ama Mane'yi biz iki sezondur bir istikrar yakalatamadık.
Zaten iyi de istikrar yakalamışsa bize durmaz. Ya durur. Durdurmazlardı. Ya biz de en azından istikrarlı olsa... Yani başarılı olsaydı durdurmazlar mıydı? Performansı ya, daha mı artardı acaba? Performansı... Ya en azından para kazanırdık Mustafa. Birisi olsaydı bize durdurmazlardı. Morty'den bahsettim bak. Şimdi açalım o zaman kutuyu. Söyletmeyelim kötü değil ama açtık kutuyu. Morty. Ya bir adam düşün. Erhan oynadın değil mi futbolcu yıllarca? Amatör oynadım evet. Oynadın. Kalenin önündesin. Ceza sahasının içerisindesin. Allah'ını seversen yani. Kaç kişi o vuruş yapamaz? Morta yapamaz. İşte Morta'yı çıkarsak belki 2-3 kişi daha yapamaz. Onun için herkes yapar. Net %100 gol yani vursa. Evet. Ya baktım şöyle dedim ki kaçan Morta olunca kızmıyorum dedim ya. Kendime kızmıyorum. Çünkü yapamaz ki zaten dedim. Yani niye kızayım dedim ya. Ya bakın Kayseri 1. amatör küme bu hafta başladı. 1. amatör kümede 20 takım var. Bu 20 takım forvet, her takımın forvetini getirsek o gollerin %90'ını atar. Evet onun gibi fulleli olamaz, fizikli olamaz. Elbette idman eksiği olur ama son vuruşlarda yok abi, birinci yok. Kümeden getireceğiniz oyuncu son vuruşları yapar ya. Yatsın diye. Ya, takımda, neyine güveniyoruz ya? Neyine güveniyoruz? Ya ben şöyle diyorum yani. Biz bundan gol bekliyoruz arkadaş. Golleri bekliyoruz. Ya zaten yani, bekleyenler Avrupa'da yani beklemekten zaten sabırları bitmiş. Bize göndermişler diyorum ben kardeşim artık bu saatten sonra. Ne yapacağız? Yani adam tamam bak bal yapmayanlar derken yanlış söylemiyorum bak bu ifadeyi. Tamam pozisyon oluyor. Abi atamıyorsan en azından atacak birilerini bul da ver artık ya. Çok bencil bir oyuncu. İşte hani kendini bilmek önemli derler ya. Bizim yani Türk kültüründe vardır. Nazon'u de ki kendini bileceksin. Git, yani ben sana besleyeceğim güveniyorum ya. Güveniyoruz derken işte bu oyuncular sayesinde Kayserispor bu duruma gelmiş. Bu nedenle dolayı. Biz başarı beklerken başarısızlık grafiği yükseliyor. Yani. Oyuncu kenarda bu Morta'nın yerine kim var? Kimse yok. Morta'nın yerine bu önemli. Bak, anlamıyorsun. İşte. Morta'nın yerine birini oynasın demiyorum bak. Morta oynasın. Ama ileride en azından hani ayağına hakim olacak birine pas atsın. Kardosu'ya versin, Nazon'a versin. Vermesi gerekiyor. Bakması gerekiyor. Yapmıyor kendi giriyor. Ya. Kendi girdikten sonra önüne yıkıyor kafayı. Ceza sahası dalıyor. Olursa olur. Olmazsa olmaz. Ya işte hani i̇şte olmuyor. Öyle de olmuyor. Şöyle bakıyorum ya Bahoken değerlendirilebilir. Bahoken evet. Şeyin Morten yerine. Gitti Erhan ya. Yani ya, ama hani oynamayan oyuncu geriye gidiyor. Bazı maçlarda yer de aldı ama olmadı yani. Oynamayan oyuncu geriye gidiyor maalesef yani bu iş böyle. Aynen öyle. Bakıyorum şimdi hani bu an Morten'in yerine kimi oynatırız diye. İşte kanat olarak Nurettin var. Nurettin de hazır değil. Daha yeni girdi dur. Yani Nurettin Korkmaz da geçtiğim sezon ağır bir sakatlık geçirdi. Sakatlıktan kurtuldu, kiraya gitti. Yeniden geldi Nurettin ama Boa Morte ile aynı şeyi veremez. Performansı veremez. En azından Boa Morte evet son vuruşlarına hepimiz katılıyoruz. Hatta hepimiz son vuruşlarına katıla katıla gülüyoruz. Evet. Ama top taşıması, takımı ileriye taşıması, çıkarması, top tutması... Yok. 4-4. İşte bunları yapabilecek bir oyuncu olmuş olsa iş farklı boyutlara ulaşabilir. Beşiktaş geçtik, Başakşehir'i geçtik, Eyüp'ü geçtik. Kardeşim sen önümüzdeki hafta Gaziantep'i burada konuk edeceksin. Boğa Efendi, Boğa Morta Efendi yakaladığı pozisyonları değerlendiremese ne olacak? Hüsran. Vallahi ne olacak ya? Bunlar, yani işte hüsran. Bazı sorunları aşıyorlar. Bazı sorunlar olduğu yerde kalıyor hatta geriye doğru gidiliyor. En önemli, Kayserispor'un en önemli sıkıntısı sahada ileri ucuda golcülerin sorunları. Değerlendiremiyorlar. Evet, pozisyon buluyoruz yani. Pozisyon var. Tüm maçlarda pozisyon buluyoruz. Başakşehir maçında yaz yazabildiği kadar pozisyonları ya en az değerlendiremediler. Belki de en az hani pozisyona girdiğimiz maçlardan biri Beşiktaş maçıydı. Yine 3-4 pozisyon sayabiliriz net yani. Ya, net bulduğumuz yani, pozisyonlar var ya. Ya düşünelim en az bence bu sezon en az pozisyon bulduğumuz maçlardan biriydi ama yine de Beşiktaş maçında bile pozisyon bulduk ama atamadıktan sonra yani yani iş dönüyor dolaşıyor. Yakalıyorsun ama onu değerlendir ya. Ya dönüyor dolaşıyor alt sıralara demir atmaya geliyor. Yani şöyle de baktığımız zaman şu anda averajımız oynadığımız 7 maçta -7. Yani 7 maçın sonunda -7 averajımız var. Her maçtan bir gol yemişiz. Sadece 6 gol atmışız. Maç başı gol ortalamamız 1 bile değil. Yarım puan. 1.8, 1.9 gibi geliyor yani. Bakıyoruz yediğimiz gol sayısı 13. 7 maçta neredeyse o da maç başı gol yeme ortalamamız da 2. Evet. 1.90 gibi bir ortalamaya geliyor.
Yani evet, kalemizi koruyamıyoruz, ileride gol atamıyoruz. Savunmada büyük hatalar yapıyoruz. İki konuda da sıkıntı yaşıyoruz. Hem savunmada hata yapıyoruz, hem forvette atamıyoruz. İşi bitiremiyoruz. Pozisyonlarımız var. Buluyoruz. Ya burada şöyle bir sonuç ortaya çıkıyor. Evet, orta sahamız çalışıyor. Evet. Ama forvet ve defansımızda ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Ya şimdi Julien Javert'in sakat olması tüm planları bozdu. Majid Hüseyin'i bir türlü iyileşemedi. Müzmin sakat oldu ya yani Hüseyin'i. Bir türlü iyileşemedi. Yani adam ilk bir milli takıma gitmiş yani. Sahada Gaziantep maçına geliyor. Yani iyi ki gitmiş bir milli takıma yani. Bir gitti geldi 6 ay yok herif ya. Ya belki de düzenli oynasa ikisi Türkiye Ligi'nin en iyi tandemi olabilecek kalitede oyuncular. Ama sahada göremiyoruz, ikisi de sakat. Julien de artık kronikleşti sakatlığı. Evet, ne yazık ki. Ya şimdi biz Ali Kalemi ve Julien ne yazık ki kronik sakat. Şu anda 3 tane kroniğimiz var. 4 tane diyelim. Antony Uzdimma. O da ayrı, evet. O da onu unutmayalım. Kronikleşti. Bunlar Majid Hüseyin'i. Stres kırığı var. Başka bir şey mi var? Julien kronik. Ali Kalemi kronik. Zaten elimizdeki oyuncu sayısı da belli. 4 tane elimizde kronik hem olacak. Sakatlardan yana şansı yok. Oyunculardan yana şansı yok. Gol atacak oyunculardan yana şansı yok. Burada şimdi Başakşehir maçında umutlar yeşerdi mi, tükendi mi? Bazı taraftarlar, bazı seyirciler umutlarını tüketmiş gösteriyorlar. Bu takım ligde kalması mucize üstü bir şey olabilir diye mesaj geliyor. İşi çok zor diyor. Okuyorum ben. Elbette kolay bir iş değil. Hem futbol açısından, hem futbolcular açısından, hem yönetim açısından, hem teknik heyet açısından hiç de kolay değil. Biz Kayserispor'un işini kolaylaştırmak için yani her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Kendi mesleğimiz adına. İyiyse iyi. Kötüyse kötü. Ama Erhan'cığım şöyle görünüyor ki evet birçok taraftarın hissi ve görüşü gerçekten de doğru olabilir. Bizler de söylüyoruz. Bu takım transfer yapmadığı sürece bu sıkıntıyı sezon sonuna kadar yaşayacak. Düştü düşecek, düşmeyecek kalacak gibi konuşmaları devam edeceğiz. Sakatlıklardan bahsedeceğiz. Sarı karttan, kırmızı karttan bahsedeceğiz. Sonuçta geldiğin zaman, puan cetveline baktığın zaman o kırmızı çizginin altındaki bir Kayserispor'u görüyorsan işte her şeyin bitmiş olduğu dönem demektir. Ne yaparsan yap. İster tonlarca parayı yine de başaramazsın. Önemli olan şimdi hem yönetime destek vermek, hem yeni gelen teknik heyete destek vermek. Yazılı da olsa, sözlü de olsa bu takım Kayseri şehrinin. Elbette eleştireceğiz. Tabii. Başakşehir maçında nasıl iyi bir futbol oynadıysa, nasıl 2 puan kaybettiyse övüyoruz. Beşiktaş maçında İyi oynamasına rağmen belki de daha farklı sonuçta dönebilirdi. Olmadı. Eyüp maçında aynı şekilde evet 4 maçta 4 beraberlik aldı. 8. haftada iyi mi? Hayır değil. Galibiyet serisi bir an önce yakalaması gereken bir durumdayız. Uçurumun kenarında olan bir Kayserispor var. Artık birinin bu takımı uçuruma gitmesi değil, geriye doğru getirmesi lazım. Bunu kurtarmak gerekiyor. Destek zamanı. El birliğiyle bu takımı bu ligde bırakma zamanı. Hiçbir zaman arkamızı dönmeyeceğimiz bir dönemdeyiz. İçeride sıkıntıların büyüğü yaşanıyor. Sahaya da yansıyor. Böyle olduğu zaman da işlerde hiç de kolay olmuyor. Aşmak gerekiyor. Psikolojik anlamda aşmak gerekiyor. Maddi yönden aşmak gerekiyor. Manevi yönden aşmak gerekiyor. Seyircinin tekrardan o stadyuma gelmesi gerekiyor. Ki gözlemlediğimiz kadarıyla küsmeler de oluyor. Tabii. Gitmek de istemiyorlar. Beşiktaş maçında iyiydi. En son kendi sahamızda oynadığımız maç Beşiktaş. Oradaki taraftar profiline baktığımız zaman iyiydi taraftar. Evet. Hala takımın arkasında gözüküyor. Bir de sen hani mesleğimiz icabı dedin ya. Şunun da altını çizerim. Yani ilimizde basın, Kayseri'de gerçekten güçlü bir basın var. Var ve sessiz duruyor şu anda. Ve şu son dönemde
gerçekten yönetime aynı şekilde. Yani öyle acımasızca eleştiri yapan yok. Trabzon'daki gibi olsun, evet. Bak bırak kaçar giderler vallahi. Tabii. Yani çok sağduyulu, sadece Kayserispor'un iyiliği için yayın yapan bir, evet, medyadan, bir basından bahsediyoruz Kayseri'de. Elbette ki bazı aşırı eleştiriler var. Hani küçük de olsa var. Kimse de kimseye niye eleştiriyorsun kardeşim deme hakkına sahip değil. Herkes isteyen eleştirir, isteyen şey yapar. Ama geneline baktığımız zaman gerçekten hani Kayseri basını da Kayserispor yönetimine büyük kolaylık gösteriyor. Evet. Ha bu da tabii, öyle olmalı tabii ki. Ama tabii bu da transferin kapalı olmasından kaynaklanıyor. Eğer transfer açık olup bu sonuçları olsaydı ama Kayseri basında herkesi karşısında bulurdu tabii, ya. Gerekeni yapardı. Konuşuyoruz her gerekeni zaman. Yapardı. Tepe koyar oynatırdı. Yani. Ya bunu da bilinmesinde fayda var. Şu anda Kayseri basınında işte insanlar ağır eleştirilerde bulunmuyorsa bunun en önemli nedenlerinden biri transfer yasağı. Aynen. Evet, bu takımın yani yönetimin eleştireceksin? Yönetimin elinin kolunun bağlı olduğunu bildiği için biraz da sessiz kalıyor. Olayları izlemekle yetiniyor Kayseri basının geneli. Dediğimiz gibi var eleştirenler. Elbette eleştirmek herkesin hakkı. Onun dışındaki kısma da baktığımız zaman işte Faruk da burada eleştiride bulunuyor. İşte Mustafa da, Erhan da. Ama yapıcı eleştirilerle tabii takıma destek olmaya çalışıyoruz şu anda. Yapılabilecek tek şey bu. Aynen, katılıyorum. Kayseri basının bu durumu da hani başkaları da farklı algılamasın ya, işte çok sessiz kalınıyor falan. Yapılacak fazla da bir şey yok. Transfer açılsın da ondan sonra görün, değil mi? Yani. Transfer açılsın, yine bu kötü sonuçlar devam etsin. İşte o zaman Kayseri basının spor konusunda ne kadar bilgili olduğunu, ne kadar bazı şeylere hakim olduğunu birçok insan görür. Şimdi şöyle sosyal medyada baktığım zaman, sosyal medya icat oldu. Mertlik bozuldu. Zaman zaman Kayseri basınına da eleştiriler oluyor. Ya sessiz kaldığımıza da bakmayın. Çoğu şeyden, çoğu insanın basındaki haberi var ama insanlar da takımın iyiliği için bazı şeyleri konuşmaktan geri duruyor diyelim. Bu sosyal medyada kendini bilmezce Kayseri basına saldıranlar için. Var. Maalesef onların arkası kesilmez. Hiçbir zamanda kesilmeyecek gibi. Yani bir klavye bulan çok. Klavye ustası çok. Delikanlı oluyor klavye bulan, anlamıyorum yani. Yani yönetimle ilgili o kadar kolay cümleler kurabiliyorlar ki. O kadar hakaret edebiliyorlar ki. Ya ne yapacaksın? Ne yapsınlar? Yönetim gerçekten sabırlıymış. Yani o kadar sabırlı insanlarmış ki. Bu durumda bile kimseye cevap vermiyorlar bu konularda. Şu aşamada yani. Verse ne olacak? Ya kim yönetecek? Bu kulübü taraftar mı yönetecek? Seyirci mi yönetecek? Neredelerdi? Para yok deniyor, ortada kimse yok. Huzur yok deniyor, ortada kimse yok. Ya bırakın da yönetim işini yapsın. İşini yapsın. Evet, olmuş. Transfer yasağı var. Bizler de istemezdik bu transfer yasağının olmasını. Yapacak bir şey yok. Eldeki imkanlar bunu getirmiş. Para olmadığından dolayı da sıkıntılar ortaya çıktı. Bunu illa şimdi biz vurup kıralım mı? Yerden yere mi vuralım? Ya bu kadar para vardı da niye transfer tahtasını mı açmadınız diyelim. Yoksa yok, yok. Adamlar ne yapsın ya? Ya soruyorum ben size, Mustafa'ya soruyorum. Sen yöneticisin Mustafa. Evet. Başkan yardımcısın. Ne yaparsın kardeşim? Ya şu durumda ne yaparsın? Transfer konusunda. Hayır, konuda. Para A'dan yok. Z'ye. İcrasından, transfer yasağından, futbolcusundan, maddi anlamda, manevi anlamda. Şu anda yapılabilecek en güzel şey ne biliyor musunuz? İçerideki futbolcuların alacakları konusunda alacaklarını ödemek. Evet. Onun dışında sadece futbolcuları pışpışlayarak galibiyetlerin gelmesini beklemek. Başka hiçbir şey yapamazsınız. Evet. Evet, futbolcuların alacakları da ödenmiş zaten. Alacakları da kalmamış. Son ödemeyi Başakşehir maçından yapmışlar. Önce yapılmış. Bunlar peki, önemli şeyler Mustafa. Tabii. Yani kasaya 5 kuruş girdi yok ya. Düşünebiliyor musunuz? Kayserispor kulübünün kapısını açtığınız zaman 100.000 TL'dir. Ama para yok. Nasıl yapıyorlar işte. Oradan alıyorlar, bu tarafa veriyorlar. Buradan alıp bu tarafa veriyorlar. Ya çekip çevirmesini biliyorlar. Ya bırakın da yani destek olun ya. Peki bu milli ara Kayserispor'a faydalı olur Mustafa. Hani şöyle bir stresin atılması. Oyunculara da malum 4 gün izin verildi.
Bir Faruk değerlendirsin, ben sonra daha farklı şeyler de söyleyeceğim. Çünkü zamanımızın da ilk bölümümüzün evet. sonuna geliyoruz. Ben bir Faruk değerlendirsin sonra. Milli ara. Nasıl gelir takımı? Yani hem yönetim ya hem futbolcu iki taraflı bakmak gerekiyor. Çünkü 4 gün futbolculara izin verildi. İki taraflı bakmak gerekiyor. Tabii ki dinlensinler, izinler ne yapacaklar mecbur. Sinan Hoca'nın gelmesi açısından mükemmel. Çünkü hem takımı tanıyacak, hem alışma dönemi diyoruz ya, oralara geçtik zaten. Onu alışmış olması gerekiyor. İkinci bölümde şey yapalım. Bence yönetim ve futbolcu olarak değerlendirelim. Geçmişe bakıyorum, şöyle hatırlamaya çalışıyorum. Bu milli aradan sonra Kayserispor sahaya nasıl çıkıyor diye. Puan kayıpları da yaşıyor biliyorsun değil mi? Genelde puan fazla kayıpları. Fazla boşluk oluyor gibime geliyor. Ama antrenmanlarda tabii ki bu boşluğu tamamlamaları gerekir Erhan'cığım. Milli ara derken yani her şeyin sonu, her şey bitmiş, lig tamamlanmış değil. Eninde sonunda geleceksin. Burada Gaziantep'i konuk edeceksin. Sen onu düşün. Milli ara bizim için bulunmaz bir fırsattır. Kayserispor için. Bulunmaz bir fırsattır. Hem sakatlık açısından, hem hoca açısından, hem de teknik heyet ve yönetimin toparlanma açısından gerçekten şans olması gerekir. Ve bunu iyi değerlendirmeleri lazım. Sözde değil kardeşim. Masada değil. Sahada iyi değerlendireceksin bunu. O kadar. Milli aralardan sonrası da genelde Kayserispor puan kaybeder. Evet, kaybediyor. Evet, çok güzel çıkışlar yapmış yapıyor haftalarda. Arda da yaptığı haftalarda bir ara geldiği zaman soğukluk olur, puan kaybeder. Bu milli ara peki nasıl? Bu milli ara biraz daha farklı bir. Neden? Teknik direktörünü göndermiş. Yeni bir teknik adam gelmiş. Daha alışma devresini ne zaman yaşayacaklar belli değil. Perşembe işte idman yapacaklar. İdmana basın açıyorlar. Evet, Perşembe. Orada futbolcu Sinan Kalo'yla bir araya gelecek. Eskiden tanıyanlar varsa bilemiyorum ama yeni tanıyanlar hocanın işte suyuna gitmeye çalışacak. Yani hocanın kaşına, gözüne, ne bileyim haline, hareketine bakarak artık kendine pozisyon bulmaya çalışacaklar. Kafalarında birazcık karışık olduğu bir hafta olacak işin gerçeği futbolcu açısından. Çünkü adım atsam acaba sağ tarafa mı atsam, sol tarafa mı atsam, hoca şöyle mi der, böyle mi der? Çünkü bunu Burak Yılmaz'a çok yaşadılar. Burak, ben biraz sözlüyüm ama reklam arası dedi, biraz 5 evet. dakikamız var. Lafın kesilmesin şimdi, ikinci bölümde daha net şimdi konuşalım. Bak şöyle bir şey daha söyleyeyim. Burak Yılmaz gittikten sonrasında oynanan ilk maç Başakşehir maçı değil mi? Başakşehir maçında siz futbol takımı nasıl gördünüz? Bir soru yönelteyim size. Ben iki, yani futbolcular barışmış olarak gördüm ben. İki tık daha istekli gördüm. Geri gördüm. Yani istekli peki, gördüm. Peki Burak Yılmaz varken ne yapıyorlardı? Tam tersi. Daha isteksiz bir takımdan bahsediyoruz. Şimdi ben zaman zaman bunu söyleyince bana yöneticiler diyor ki ya ne olursun işte ekranda söyleme, şunu yapma, konuşma, bizim işte moral motivasyon şu. Ama bir gerçek var. Sen futbolcuyla saha içerisindeki idmanda kavga edersen, yaka yakaya yapışırsan, bilmem bir şeyler yaparsan, kusura bakma saha içerisinde futbolcu seni gönderebilmek için eline geleni yapar. O ayak gitmez, kaleye gitmez, topa gitmez. Sen amatörde yaşadın diyorsun. Tabii. Amatörde bile olan budur yani. Tabii, kesinlikle. Hocaya veyahut da arkadaşına gıcıklığın varsa veyahut da kinin varsa, husumetin varsa o iş bitmiştir. Sahaya %100 yansır. Aslında Sivas maçında... Olumsuz yansır. Herhalde Sivas maçında belli olmuştu. Burak Hoca'nın buradan gitmesi hayırlı mıydı? Evet, hayırlıydı. Her ne kadar Başkan Ali Çam da Burak bizim evladımız kalmalı. Hayır abi. Bizim evlada ihtiyacımız yok. Bizim kızımız var da ona iyi bir damat aramıyoruz biz. Biz bu takımı koşturacak, bu takımı oynatacak hoca arıyoruz. Adam arıyoruz kısacası. Bunları eğer bulmayacaksak, bunları yapmayacaksak sağdan soldan gitme para toplayıp da bu kulübün borcu şuydu, bu kulüp ayakta kalsın demenin anlamı yok. Ya bize profesyoneller lazım. Aynen öyle. Profesyoneller yani. Şimdi duygusallıktan uzak olmamız lazım. Aynen öyle. Futbolcuda profesyonel bulamıyorsunuz abi. Bulamıyorsunuz ya. Bir daha iki. Ne yazık ki hele hele de yerli futbolcuda profesyonellik olayı yok. Tamamıyla duygusal. Yabancıları da biz kendimize benzetiyoruz. Alışıyorlar. İki sezon Türkiye'de oynadım. Aynı Türk oyuncu gibi. Yani şimdi bir yabancı futbolcu Türkiye'ye ilk defa getirdiğin zaman oynadığı sezona bak. İkinci yarıda oynadığı sezona bak. Ya futbolcu çok akıllı Mustafa. Hemen özümsüyor o anı. Tamam diyor. Duygusal olursam, taraftara da biraz oynarsam ben bu bak, işi fazla koşmadan götürürüm. Başakşehir maçında değinmediğimiz 2-3 nokta var. Rakipteki oyunculara bak. Kemen senden giden oyuncu. Tabii. Can'ın nasıl dişine taktı oynadı? Deniz senden giden oyuncu. Nasıl oynadı? Hoca senden gitmiş. Yani. Evet, yani Kayserispor'dan kimler geldi, kimler geçti
konusuna kadar gider bu iş ama biz burada bir noktalayalım. Küçük bir reklam arası vereceğiz. Ardından özellikle de Sinan Kaloğlu ile ilgili görüşlerimizi belirteceğiz efendim. Neler getirecek, neler götürecek, Kayserispor'a ne gibi faydaları olacak? İkinci bölümde tüm bunları masaya yatıracağız. Şimdi küçük bir reklam arası, ardından biz yine buradayız. Evet, kısa bir reklam arasının ardından Sporkolik kaldığı yerden devam ediyor. İkinci bölümde özellikle Sinan Kaloğlu konusunu masaya yatıracağız. Sinan Kaloğlu Kayserispor'a ne getirecek, ne götürecek? Kayserispor'un içinde bulunduğu durumdan kurtarabilecek isim Sinan Kaloğlu mu? Bunların hepsini yorumcularımız sizler için değerlendirecek diyorum ve Mustafa, seninle başlamak istiyorum. Sinan Kaloğlu Kayserispor'u içinde bulunduğu zor durumdan kurtaracak isim mi? Şimdi önce Sinan Kaloğlu kim, buna bir bakmak lazım. Sinan Kaloğlu ile ilgili ben şöyle bir kısa, tabii ki geçmişine falan baktım ama izleyicilerimiz açısından da şöyle canlı olsun. En azından bu adam ne diyormuş demesinler diye. Kısacası hani bizim de hep tanıştığımız Wikipedia diye bir yer vardır. Orada neler yazıyor? Şöyle bir kısacası isterseniz bir bakalım. Hakkındakiler diye geçiyor. Transfer market var ama bizim tabii ki transfer markete devamlı baktığımız yer orası farklı. O yüzden oradan bahsetmeyeceğim. Sinan Kaloğlu 81 doğumlu, Tunceli. Eski bir milli futbolcu ve teknik direktör. Süper Lig takımlarından Kayserispor'u çalıştırmaktadır diyor. Hemen de güncellemişler. Anında düşmüş. Şimdi Sinan Kaloğlu'nun geçmişine neler var diye bakalım. Kulüp bilgisi Kayserispor diyor. Altyapı kariyeri Boluspor diyor. Profesyonel kariyerine baktığımızda Bolu, Göztepe, Marmaris, Altay, Beşiktaş, Diyarbakır, Manisa, Bursa, Bochum, Vitesse, Kardemir Karabük, Antalya, Elazığ, Erciyesspor, Mersin İdman Yurdu. En son oynadığı futbol 2014-2017 Mersin İdman Yurdu. Bayağı da iyi forma giymiş. 86 maçta forma giymiş. Bayağı forma giymiş. Evet, forma giymiş yani. Milli takımda sadece 2004 yılında iki kez forma giymiş. Bunun dışında peki teknik direktör kariyerine de derseniz, Mersin'de futbol bıraktıktan sonrasında altyapısını, ki bazı taraftarlar yazılar yazıyor ki belki duydunuz, Altay'ı yok etti, sıra Kayseri'ye mi geldi şeklinde. Altay'ın altyapısını çalıştırmış, daha sonrasında Altay'ın U19 takımının antrenörü yapmış. Sonrasında ise 2022-2023'te Altay'ın A takımını çalıştırmış. Ardından 2023-2024'te Gençler Birliği, şimdi ise Kayserispor'da. Sadece yazan geçmişi bu. Şimdi bu geçmişe bakarak Sinan Kaloğlu'ndan ne bekliyoruz sorusuna cevap verelim. Evet. İyi bir hayat, sağlıklı, mutlu, huzurlu günler. Bir de ben taraftar olarak sırtımı koltuğa yaslayıp rahat bir maç izlemek istiyorum. Bunu bekliyorum. Peki Sinan Kaloğlu bunları sana sağlayabilecek kapasitede bir teknik adam mı? Sinan sağlayamaz da sahadaki futbolcular belki sağlar diye düşünüyorum. O zaman senin bu... Bir şans ver. Bak ben bir şey demedim ki. Bir şans verin. Ben şans vermek gibi bir konuşma yaptım mı şimdi? Ya sen futbolculara topu atıyorsun da... Biraz karamsar konuştum. Elbette onların bir başı var. Bu takımı yönetecek, idare edecek bir teknik direktöre ihtiyaç vardı. Şöyle düşünelim isterseniz. Ben yönetici olsam, örnek veriyorum. Kayseri'den bir teknik direktörü getirseydim. Peki. Bu takıma düşmüş gözüyle bakılır mıydı, bakılmaz mıydı? Bakılmazdı. Niye bakılsın? Niye? Sinan Kaloğlu gelince bakılmıyor mu şimdi? Ya bakın şöyle bir şey var. Ben yönetici olsaydım, başkan olsaydım aynı şekilde devam ederdim. Nasıl? Dışarıdan teknik direktör getirirdim. Mutlaka getirdim. O zaman bak şöyle bir şey, tezini şöyle çürüteyim senin. Düşmemesine inanmak için yurt dışından teknik adam getirelim. O zaman hiç düşmez diye bakardık. Öyle bir düşünceye sahip olacaksın ki. Bak hiç düşmez hem, diye bakardık o zaman. Hem maddi anlamda düşüneceksin. Şey hem maddi anlamda düşüneceksin. Hem de ekonomi anlamda böyle hesabın, kitabın, kalemin, defterin elinde olacak yani bazı şeylerde. Şimdi bu takım, bu kulüpte hangi teknik direktör yetişmedi? Şimdi bak. Tolunay Kafkas, Ertuğrul Sağlam, bunlar teknik direktör müydü? Başarı sağladılar mı? Evet, sağladılar. İyi yerlerde de bitirdiler ya. Sevgili Faruk. Kariyer sağladılar. Sevgili Faruk. Tolunay Kafkas, Şota Arbeleze,
Evet. Ertuğrul Sağlam. Evet. Rahmetli Recep Mamur zamanında transfer tahtası açık. Bir eli yağda, bir eli balda olan kulüp tarafından idare eder. Süleyman Hurma gibi bir genel menajer. Evet. Her ne kadar transfer tahtası açık olsa dahi eğer senin başında seni yönetecek biri olmazsa o başarıyı getiremez. Ona bakarsan Mutlu Topçu da buradan en azından antrenör oldu. Cüneyt Hoca da antrenör oldu çıktı. Bazıları istisna var, evet. Hayır bak, yetişmiyor olacağım. Niye? Oturmuş bir yapı vardı, bir genel menajer vardı, bir başkan vardı ve açık her şey vardı. Şimdi bak, ben şunu söylüyorum. Sinan Kaloğlu geldi, hayırlı olsun. Bu saatten sonra söyleyecek fazla bir şey yok. Yani niye geldi, ne oldu falan değil ama geçmişi tartışalım dediği için Erhan ben konuşuyorum. Bize nasıl bir teknik adam lazımdı biliyor musun? Normalde lazım veya onu söyleyeyim ben sana. Futbolcuların en azından bütün istekleriyle böyle hani bir baba, bir anne düşünün ailede. Çocukların işte bir şeyler büyümesi için ya da ne bileyim bir iş halledebilmesi için her şeyine nazına daha doğrusu nazını çekebilecek bir teknik adam lazım. Yanlış mı düşünüyorum? Tabii. Bunun için düşünüyorum. Parantez açıyorum. Senin transfer tahtan kapalı, bunu hepsi biliyor. Evet. Herhangi bir şekilde oyuncu kaybetmeye tahammülün yok, hepsi biliyor. Bu yüzden bu futbolcular naz da yapacak, caz da yapacak. Tamam mı kardeşim? Bu futbolcular ağlayacak da, sızlayacak da, gülecek de. Bunların hepsini çekebilecek bir teknik adama ihtiyacın var senin. Doğru mu? Kesinlikle. İkincisi, öyle bir teknik adam olacaksın ki bütün her şeyi göğüsleyeceksin. Futbolcuya getirmeyeceksin. Niye? Aman onlara gelmesin, onların morali bozulmasın diyeceksin. Parasal konuda gerekirse yönetimle kavga edeceksin ki futbolcuya göstereceksin bunu. Ben sizin hakkınız için istediğinizi yapıyorum. Siz de beni lütfen ezmeyin, sahada isteneni yapın diyeceksin. Bize bu kriterleri sadece koca lazımdı. Lazım. Bu dönem için söylüyorum ben bunu. Yanlışım varsa düzeltin. Senin söylediklerinin imkan olması gerekiyor. Nasıl yani? Maddi anlamda da imkan lazım. Bakın sen Sinan, evet. Sinan Hoca'ya şans vermek lazım mı? Vereceğiz zaten. Bu saatten sonra destek olmamız gerekiyor. Artık yapacak bir şey yok. Elbette gönül ister ki daha iyi teknik direktörler, daha tecrübeli teknik direktör gelsin. Ama farklı sıkıntıları bir tarafa bırakıp da parayı, pulu teknik direktöre yatıracak güce sahip olmayan bir kulüpten bahsediyoruz. Bir saniye, ben araya girmek istiyorum. Atıyorum. Benim söylemlerimde tecrübe ön plana çıkarttın mı ben? Hayır. Ama herhalde Faruk da şunu söylemek istiyor. İsim sahibi bir hoca getirmek için isim sahibi. Tecrübe, isim sahibi. Şu var ya. Ben öyle bir şey istemiyorum. Şu var ya, ne kadar Hazır. Para, ne kadar para o kadar ben köfte istemem. Olayına geldi. Yani elimizdeki paraya göre bu hocayı mı getirdik oluyor? Bakın şunu 3 liraya alırsın. Bildiklerini paylaş. Paylaş, izleyenler paylaşsın. Peki. Mesela tamam. Recep Hoca teklif yapıldı. Evet. Ne oldu? 50 milyon istedi. Evet. Ne oldu? Olmadı. Yanlış mı hatırlıyorum? Sen biliyorsun. 50 değil de biraz aşağısı. Evet, doğru. Evet. Olmadı. Evet. İsmail Peki. Kartal. Evet. Bizzat konuşuldu. Evet. Telefon görüşmesi yapıldı. Yüksek. Yüksek fiyat istedi. Doğru. Peki başka? Şota'yı düşündüler. Şota... Tolunay'ı düşündüler. Onu bilmiyorum. Tolunay var, düşündüler. Tekrardan. Tamam. Yüksek paralar istediler. Ve en düşük olabilecek denildi ve Sinan Kaloğlu'nda kalar mı kılın diyorsun? Sinan Kaloğlu'nun... Kaloğlu. Kaldık yani. Yani gazetede yazarken tamam da televizyonda konuşurken Kaloğlu soy ismi de biraz telaffuzu zor oluyor. Günümüz futbolunda Türkiye'de bir transfer yapacaksanız, özellikle hocaysanız, siyasi gücünüzün olması gerekiyor. Sinan Kaloğlu'nun da... Ben bir şey söylemiyorum. Hangi ağırlıkla geldiği konusunda bir bilgimiz var mı? Abisi kim bilmiyorum. Yani tabii ki hiç yönetimi bilmiyoruz. Sanki ben spor bakanı veya bir önceki spor bakanı gibi... Onu ben söylemek istemedim ama... Duydum ama doğru mudur ettin. Bilmiyorum. Yani şu anda birçok Anadolu kulüpte başka eller tarafından yönetildiğini biliyoruz.
Ya yönetilme şimdi, değil de teknik adam Sinan konusunda hocam, burada... Sinan hocam biz buradan, ben buradan sevgilerimizi göndereyim. Sinan hocam şimdi bu konuşmalarımızdan ya bu adamlar da bana karşıymış, bu adamlar da beni istemiyor falan diye düşünmesin. Biz, ben daha doğrusu şahsım açısını söylüyorum ben. Kayseri Spor'a olması gerekenleri söylüyorum ben. Olması gerekenler bu şekildeydi diye düşünüyorum. Sinan hoca belki bakarsınız bizim söylemiş olduğumuz kriterleri yerine getiren bir isim olur. Takımda futbolcunun nazını dizen bir isim olur. Sahada futbolcudan istenilen alabilir. Tabii. Buna bir şey diyemem. Ama geçmişi nasıl diye sorduğu zaman Erhan'ı söylüyorum. Geçmişinde pek fazla bir şey bilmiyoruz. Bir Altay'ı, ki Altay biliyorsunuz yerinde yerler esiyor. Bir de Gençler Birliği'nde bahsediyoruz. Gençler Birliği inşallah, tamamlayamadı. İnşallah Burak Hoca gibi futboldan, yani futbolu bırakmama veyahut da futbolda aklı kalmamıştır. Artık hocalık olma vası biraz farklıdır. Bak biz Burak Yılmaz'la devamlı eleştirdiğimiz konu buydu. Çok daha önceden bıraktığı için futbolu o günleri unutmuştur. Yani futbolcu olayını bırak ki futbolcuyla didişme, futbolcuyla çekişme, idmanda yaka yakaya girme diye söylüyoruz her zaman için. Ne, şimdi burada yine altını çizerek söylüyorum. Bir kadro var mı? Var. Bir oyun kurgusu var mı? Var. Başakşehir maçında zannediyorsunuz ki Alper Hoca bir taktik verdi de sahada futbolcular onunla mı oynadılar sanıyorsunuz? Onu da ilk bölümde soracaktım aslında, araya kaynadı. Sinan Kaloğlu'nun Başakşehir maçında rolü var mıdır? Mehdi'nin stopere çekilmesi eğer Alper Hoca'nın fikri değilse Sinan Hoca'nın fikridir. Ben sana söyleyeyim bu kadar. Yanlış mı yaptı? Yok, bak anlamadın. Yok, en azından müdahale yani, etti. Müdahale konusu. Yani. Çünkü yani. Mehdi'yi normalde nerede oynatırsın bir teknik adam olarak baktığın zaman? Adam oyun kurucularsın, orta anda oynatırsın ve rakibin kalesine direkt girecek şekilde. Stoperin eksikse mesela Karol'u düşünürsün. Yani. Mehdi'ye çünkü Karol... Defansa ağırlık olan birini düşünürsün. Karol daha önce stoper de oynadı. Karol'u düşünürsün. Bek'te Ramazan'ı oraya çekersin. Karol'u buraya koyarsın falan. Ali Karim yerine Mehdi'yi yani. Öne alırsın. Eğer diğer oyuncular da kararlıysan. Şimdi biz kendi takımımızı, biz derken bazı arkadaşlar takımımızı beğenmiyor ama bakın bizim takımımız hakikaten zaman zaman Başkan Erçam da bazı noktalar hani derler ya doğru söylüyor. Bu noktada doğru söylüyor. Bizim takımımız bu ligde hakikaten iyi takımlardan bir tanesi. Ama neye göre biliyor musunuz? Birbirini tanıyan, birbirinin saha içerisinde ne yapacağını çok iyi bilen, birbirinin performansını iyi bilen, zaman zaman Morta gibi böyle kendini en azından bilmeyenler olsa da iyi bilen futbolcudan oluşuyoruz biz. Saha içerisinde geçtiğimiz hafta berabere kaldığımız Çağdaş Atan'ın kurduğu bir yapı, sistem hala 2 yıldır kendini bozmadan devam ediyor bakın. Evet. Bunu devam ettirebilmek, sahada aynı performansı koyabilmek kolay değil. Yapıp da puan alabilmek de basit bir şey aslında. Evet. Katılır mısınız bilmiyorum. Demin isimleri saydık işte. Ertuğrul Sağlam'dan tutun. Kayseri Spor çok önemli hocalar gördü. Profili yüksek hocalar gördü. Şimdi bu profili yüksek hocaları gördükten sonra Sinan Kaloğlu'nu gördüğümüz zaman sanki bana yani biraz daha Kayseri Spor'a oranla profili biraz daha düşük bir hoca ya, getirildi. Havası esti. Şu taraftarın aşamada tedirginlik şu aşamada. Taraftarın söylemi nedir? Takımın gidişatı iyi değil. Deniyor. Galibiyeti yok. Parası yok. Bunu her zaman söylüyoruz. Ya parası yok da maçta nasıl ödedin? Şimdi benim konuştum. Yani bir teknik direktörlük kariyerinde başarılı olamamış bir ismin şu dönemde Kayserispor'u getirip de başarı beklemek gibi bir düşünce var ortada. Acaba Sinan Hoca başarılı olur mu yoksa kaderine terk edilmiş bir Kayserispor mu izleyeceğiz? Böyle bir düşünce var. Bundan hepsini zaman gösterecek. Şöyle konuşmak gerekir yani. Tabii ki elde avuçta ne varsa değerlendirilmeye çalışılıyor. Yapacakları en iyisini yaptılar. Kim gelecekti? Kime teknik götürsen yüksek meblağlar ya da geri çevirmeler var. Ama bir Kayseri sporlu, yani Kayserili bir teknik direktörü deseniz ki işte gelseydi düşünülebilir miydi? Farklı düşüncelere de geliyor. Dedim ya, ya işte Kayserispor'u düşürmek için bir isim getirdiler, buraya koydular. O da var. Bu takımı, bu kulübü yönetim belirliyor. Yönetim idare ediyor.
Yönetim çabalıyor. Kimse kusura bakmasın Eren. Bu kulübü yani taraftar istemeyecek diye böyle bir lüksü yok. Kim ya, istemiyor ki? Yani ya işte, taraftar bir açıklama ya. Kapalı Kale taraftar grubu açıklama yaptı değil mi kardeşim? Bazı açıklamalar Kapalı Kale taraftar grubu açıklama yaptı mı? Yaptı. Yaptı. Kapalı Kale taraftar grubu ben yanılmıyorum bilmiyorum ama Odağın Su Genel Kurulu'da Sayın Milletvekili Baki Ersoy ne dedi? Biz Kapalı Kale taraftar grubu olarak bir liste meclise divana veriyoruz. Kabul edilmesini de talep ediyoruz. Yani oylanmasını istiyoruz dedi. Kim vardı başkan? Ali Şanlı'ydı değil mi? Evet. Evet. Yanlış mı hatırlıyorum? Evet doğru. Peki sonra kim edecek kim bu konuda? Siz ne diyeceksiniz ya da bu konuda? Taraftarlar Derneği'nin verdiği listedeki başkan Ali Şamlı başkan oldu. O zaman Taraftarlar Derneği de hani her karara saygı duymak zorunda. Ama şu da var. Ben burada hani ilk bölümde dedik ya basın eleştiri yapar. Taraftar da kendi fikrini açıklar. Bana sorarsanız çok da afaki bir açıklama da yapmadı. Ya. Yani yok istemezük. Demedi. İstemezük demedi. Gitsin istemiyoruz ya falan bu, gibi bir. Bu yanlış dedi. Bu kulübü bir taraftar mı yönetiyor kardeşim ya? Ha bırakın ya bu işleri. Ya. Taraftarın bu açıklamayı yapmaya hakkı var. Her taraftar grubu yapar. Kulübü taraftar yönetmiyor ama. Biz onu istemiyoruz. Biz bunu istiyoruz. Öyle biz şunu şey, istemiyoruz. Derler. Ya, öyle, ve şunu kadro dışı bırakın. Öyle. Şu hoca gelsin, şu hoca gitsin. Yok ya şey o kadar değil. Bak şimdi şöyle. Teknik adam konusunda kararını o kadar olmamalı zaten. Teknik adam konusunda kararını açıklamakta adamlar hür ve özgürdür ve çok net bir şekilde güzel açıklama yaptı. Herkes yani konuşur ama son kararı yönetim verir. Tabii. Kapalı Kale grubu, bak Kapalı Kale Derneği bu konuda en güzelini yaptı. Ya dedi ki biz Sinan Kaloğlu konusunda yanlış olduğunu düşünüyoruz ve bunu istemiyoruz dediler. Bu saatten sonrasında Sinan Kaloğlu'yla ilgili yapılacak bütün hata ya da bütün fatura yönetimin faturasıdır. Kesinlikle. Yani deklar etmiş oldular. Şu anda hoca geldi. Haftalar geçti. Galibiyet alamadı. Beraberlik serisine devam etti. Mağlubiyet serisine devam etti. Ya bu adamı niye getirdiniz? Denebilir. O zaten amaç o. Daha adam imza atmadan işte sosyal medyada birkaç kişi tarafından yönlendirilmeye çalışılıyor. Yok öyle bir şey ya. Ya. Öyle bir şey olamaz yani. Kimse buna müsaade edemez kusura bakmayın. Başkan Elçam da bunlara pek fazla zaten bakmıyor benim anladığım kadarıyla. Baksana zaten bizim yazdığımız çizimimizde çok dama çıkardı yani. Ama Mustafa'nın da dediği gibi Sinan Kaloğlu'nun getirilmesi yönetim tüm riski üzerine aldı. Aynen öyle. Fitil ateşlendi. Bombayı aldı kucağına koydu yönetim şu anda. Aynen öyle. Kötü olursa ihale tamamen yönetimde olur. Evet iyi olursa da yönetim alnının akıyla bu işin içinden çıkar. Yani bazen risk almak lazım ama risk alırken de bazı opsiyonları da göz önünde bulundurmak lazım. Yönetim ne kadar bulundurdu bilmiyorum. Bana sorarsanız net olarak kendi fikrim bana göre de Sinan Kaloğlu şu konjonktürde doğru isim değil. Evet. Kayserispor için. Bu benim kendi fikrim ama eleştiriyor muyum? Eleştirmiyorum. Zaman bekleyeceğiz. Bu saatten sonra yapacağımız bekleyip görmek. Şans. Yani futbolcu alışının risktir. Bak. Ne olduğu belli olmaz. Bak, sevgili Faruk, haftaya, kronik sakatlıktan. Haftaya Sinan Hoca'yı stüdyomuza davet edelim. Gelsin. Soracağımız sorulara cevap versin en azından kendisine. Bunu. Çünkü taraftar en azından bunu bekliyor. Açık bir şekilde, net bir şekilde. Mesela tarafta transfer tahtası kapalı olan bir kulübe gelmek nasıl bir hedef? Veyahut da parası olmayan bir kulüpte bulunmak nasıl bir düşünce? Neden bu teklifi kabul etti? Bunların hepsini bile bütün olumsuzları Recep Uçar da öyle geldi. Burak da öyle geldi. Yani transfer tahtası kapalıydı onların da. Recep geldi. Uçar geldiğinde bizim puanımız ve ilk 4 ilk 5'teydik biz. Yani evet puan olarak çok farklı bir konu. İkincisi yani 14-15 puanımız ya da 12-13 puanımız vardı bildiğim kadarıyla yanılmıyorsam eğer. Burak Hoca da geldiğinde zaten sıkıntı yoktu yine biz. Oho onu elemiş ele asmıştık yani. Burak Hoca geldiğinde oynattığı ne var ki? Kaç puan aldın ki? Her iş bitmişti. Evet. Yani. Şu anda direkt ateşin içindeyiz. Yani. Şu anda direkt ateşin içindeyiz. Onları bir sormak isterim ben. Yani Sinan Hoca'yı davet edelim gelsin. Elbette ki. Mümkünse. Ve bakın yönetim hani tüm opsiyonları düşündü mü, her şeyi bir tartıya koyup tartı ölçtü mü derken de şunu demek istedim. Şu ana kadar Kayseri Spor göreceli olarak tabii en kolay fikstürüne giriyor. Evet. 4 Ante, haftalık. Hatay. Şimdi içeride Gaziantep'le oynayacağız. Ardından Hatay deplasmanına gideceğiz. İçeride Adana Demir'le oynuyoruz. Sonra da Kasımpaşa deplasmanına gidiyoruz. Evet. Şu ana kadar oynadığımız maçlara baktığımız zaman bu 4 maç Kayserispor'un belki de ligde oynayıp oynayabileceği en rahat fikstür. Rakiplerimiz bizim. Evet. Bizzat rakiplerimiz. Direkt rakiplerimiz.
Şimdi oynadığımız takımlara bak, yani Başakşehir, işte Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon hep güçlü takımlar. Ama şu anda kendi denklerimizle oynayacağız. Gaziantep. Bu hafta Gaziantep, Hatay'a Adana gidiyoruz. Demir, Adana Demir, Kasımpaşa. Yani şu Gaziantep, eğer şu Hatay ve Adana Demirspor maçları direkt rakip ya. Bunlardan puan kaybı imkansız diye düşünmek lazım. İşte hele hele içeride oynadığım maçlarda. Sinan Kaloğlu'nu burada da düşünmek lazım. Bu 4 haftada takıma neler katacak, neler getirecek, neler götürecek. Eğer bu 4 haftalık fikstürü iyi bir şekilde atlatırsa Sinan Kaloğlu, evet, yoluna devam eder. Ama şu 4 haftada bakın, net söylüyorum, bu 4 haftada alınacak sonuçlar hem Sinan Kaloğlu'nun kaderini hem de Kayserispor'un kaderini belirleyecek. Bu 4 haftada alınabilecek kötü sonuçlar, Allah göstermesin, bizim ligden düştüğümüzü bile tescil edebilir. Kimse daha erken demesin. Erken demesin. Şu 4 haftada alınacak kötü sonuçlar bizim ligden düştüğümüzü bile tescilleyebilir. Zaten konuşmaya bile gerek yok. Bu Gaziantep, Hatay ve Adana Demirspor maçlarında 7 puan toplayamazsa, bana göre 7 puan toplayamazsa 3 maçtan. Evet. 3 maçtan 7 puan toplayamazsa Sinan Hoca'nın da burada durmasına gerek yok. Gaziantep bu hafta mesela çok iyi futbol oynadı Beşiktaş karşısında. Uzatmada attı golü. Ya son dakika gol attı ama onun önce pozisyonları da var, şeyleri var, iptal eden golleri var falan. İyi bir puan var aramızda. Evet. Ligde 5 puan, bak Gaziantep 5 puan, bir maç fazlası var. Biz bir maç eksiğiyle 4 puanız. İyi top oynayan bir takım. Hatay'da yine hoca değişikliği oldu. Aynen. Hatay da bu hafta iyi. Ha bu arada Volkan Uzu'ya da teklif oldu, onu da söyleyeyim. Ha evet evet, Volkan Demirel de oldu. Doğru söylüyorsun. Kimleri olmadı ki? Bir tek, olması olmuyor ama işte. Teklif yapsan ne olacaktı? Bir tek Kayseri'yi davet etsen ne olacak ki gelmiyorlarsa? Bir tek içeride Adana Demir maçı, hani biraz daha. Sonra Kasımpaşa'ya şey, gidiyoruz yani ya. Kasımpaşa. Sonrasında Fenerbahçe geliyor. O yüzden bu haftaki şu önümüzdeki 4 maç çok önemli diyorum. Evet. Yönetim hoca seçerken şu 4 haftaya da baktı mı acaba? İnşallah bakmıştır. Bana sorarsanız ligin kader haftası, kırılma noktası, Kayserispor'un psikolojik eşiği burası. Hatay maçları nerede oynanıyor Erhan? Mersin stadında. Mersin'de. Hı-hı. Hala Mersin'de oynanıyor. Şimdi şu da var bakalım. Gidelim mi? Aslında bir deplasman sayılmaz. Şu anda 4 puanımız var bizim. Bir maç eksildi, 4 puanımız var. 3 maçtan 7 puan topladığın zaman 11 puan yaparsın. Son Kasımpaşa maçı sürpriz bir maçtı. Yani sürprizlere dolu bir maç için gerçeğe. Çünkü Kasımpaşa kendi sahasında ne yapacağı belli olmaz. Ama 11 puan. Bu 12-13 haftalık bir periyot için iyi bir puan. Her haftaya, parlama sürecini yakalamış olur. Yani. İşte her haftaya bir puan getirmiş olursun. Lig 19 hafta olduğu için şöyle onu da söylüyorum. Ligin ilk yarısında en azından biz 20 puanı bulabilecek bir durumda oluruz. Bizim ilk yarı için söylüyorum. 22-23 puanda olmamız demek, bak 22-23 puan, 20 puan demeyeyim, 22-23 puanda olmamız demek, ikinci yarıyı daha rahat ve sıkıntısız geçireceğimiz anlamına gelir. En az 2 maç opsiyonlu. Aynen, çünkü 38-3 puan daha koy, en fazla 40-41. Bu sezon ligde kalma barajıdır. Geçen sezon ne kaçtı? 40-43'tü. Geçen sezon bir takım fazlaydı ama. Evet. Ligde 20 takım vardı. Ya sevgili öğretmenim, bir de bu Sinan Kaloğlu'nun görüntüleri var. Geldiği görüntüler. Şimdi orada TV1'e övgüleri de var. Şimdi onları vermesek Faruk bize kızar. Faruk yani, kim haber verdi bunu? Yani, ben tesadüf oldu. Orada ha, sen belediyenin önünde devam bekliyordun yok, yani. Tesadüf oldu. Belediyenin önünde geçerdim. Belediyenin önündeki. Oradan gördüm. Yoksa başka bir telefon mu açtı? Gazetecilik ve televizyonculuk budur aslında. Doğru söylüyorsun. Kameraman kim orada? Güzel bir olay olmuş. Kameraman. Tebrik ediyorum. Doğan Havur kameraman derken cep telefonundan geçti. Doğan'la beraber. Evet, beraber. Ya ben de hani kameraman arkadaşla beraber parkta kola çekirdek falan mı yapıyorsunuz? Peki isterseniz. Oradan mı denk geldi falan diye soracaktım. Kayseri'de Sinan Kaloğlu'nun geldiğini evet. İlk olarak. Görüntüleyen. Kahvaltı ne yapmışsınız? TV1 oldu. İlk duyuran. TV1 oldu. Tüm laflar bir tarafa. Gerçek. Burada Sinan Kaloğlu Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Memduh Büyükkılıç'ta bir görüşme gerçekleştirdi. Sayın Ali Çamlı'yla birlikte görüşme gerçekleştirdikten sonra biz de oradaydık, yani aşağı taraftaydık. İnerken gördük ve görüntüledik. Hayırlı olsun dedik. Sayın Ali Çamlı daha bir şey bitmedi daha. Daha iş bitmedi. Tam görüştük. Karar vereceğiz dedi ve saatler sonrasında karar verildi. Sinan Kaloğlu resmi siteden açıklama yapıldı.
Durum böyleydi. Bakalım hocam ne demiş Sayın Ali Çamlı. O görüntüleri bir alalım yönetmenimizden. Ondan sonra devam edelim. Kayserispor'da teknik direktör arayışları devam ederken Sinan Kaloğlu Kayseri'ye davet edildi. Kayserispor Başkanı Ali Çamlı ve Sinan Kaloğlu, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'la özel bir görüşme gerçekleştirdi. TV1 Kayseri'ye gelen Kaloğlu'nu görüntüledi. Görüşme sonrası Başkan Çamlı Sinan Kaloğlu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Hayırdır arkadaşlar? Hocam hayırlı olsun hocamız. Size kim haber verdi? Hayırlı daha olsun. Yok, gerçekten şey yok. Yani böyle bir anlaşma falan olmadı ama Sinan Hoca'yı davet ettik. Sağ olsun bizi kırmadı, geldi, görüştük ama hem kendisi düşünecek hem biz düşüneceğiz. Sonrasında inşallah Kayseri için doğru olan kararı vereceğiz. Evet. Kayserispor'da evet, ifadelere de bakınca zaten henüz anlaşma yukarıda olmadan çekilmiş ama yukarıda bitmiş iş. Yüzler gülüyordu. Evet. Yüzler gülüyordu. Hayırlı olsun denilmiş yani. Herhalde resmi sözleşmenin yapılması için kulübe geçildi. Avukatlar sözleşmeyi yaptı. İmzalar atıldı. Orada evet denmiş başkana. Muhtemelen Memduh Başkan orada. Memduh Başkan görüşmüş. Maddi konuları görüşmüş. Demiş evet. Ki sana bütçemiz bu kadar. Onun kefili de benim demiş galiba Memduh Başkan. Bizim buradan anladığımız. Sinan Hoca da tamam Sinan demiş. Tesislere geçip sözleşme hazırlamış. Sinan Hoca bu sefer bir tepsi baklava vermemiş yani. Ya da biliyorsun Erçesi Bodrum'un evet. Yapardı bunu. Evet. Ya artık değişiyor. Başkan da artık değişiyor. Bu saatten sonra Sinan Hoca'ya güvenmek gerekiyor. Herkesin güvenmesi lazım. Yönetim güvenmiş. Bizler güvenmemiz lazım. Taraftarın güvenmesi, seyircinin güvenmesi şarttır. Birlik ve beraberliğin tam zamanıdır Mustafa'cığım. Yani evet, bazı soru işaretleri vardır. Olacaktır da. Hangi Anadolu kulübü bir transfer yapsa ya da bir teknik direktör değişikliği yapsa acaba sorusu mutlaka akıllara geliyor. Evet, şu dönemde Kayserispor'un daha üstün, daha kaliteli, daha iyi isimler arasında bir teknik direktör tercihi yapması gerekir diye ben de düşünüyorum. Ama imkanlar öyle ki buraya vereceğin parayı mesela daha büyük tehlikelere karşı kullanacağını düşündüğünde mesela ya meselesi yok. Belki yok, de mesela dedim. Ara transfer döneminde bu takım açılmayacak. Transferi belki de açacak. Yok, açılmayacak. Belki de açacak. Tamam, yayınımızın sonuna doğru ben açacak. Sana müjde vereceğim. Ya, böyle bir imkan da var. Tamam. Bak, böyle bir imkan da var. Belki transfer tahtası açılacak. Peki. Öyle düşünüyorum da nereden bu kanaata geldin? Ben müjdeyi, anlatacağım. Müjdeyi şimdi ver Mustafa abi. Programın sonuna doğru geliyoruz. Sen pat diye müjdeyi versin, biz yorum yapamayız, sonra dilimiz şişer. Şimdi bir hukukçunun, özellikle Kayserispor tarafı olan bir hukukçunun paylaşımı geldi bana akşam üzeri. Okuyunca şok oldum. İnternetten araştırdım aslında CAS'ın bu kararı nedir diye. Kendisi okumuş diye söylüyor. İddiadır bak bu, onu da söylüyorum. Bu arkadaşımız CAS'a başvuru zamanında yapılamadığı için. Postada başvurunun sıkıntı yaşadığı için, aksamalar olduğu için. CAS'ın özellikle bu başvuruyu incelemeden, ön inceleme sürecinde reddettiğine dair bir iddia var. Temayüllere uyulmadığı için, zamanında evet. Gönderilmediği için. Evvel gün İsviçre Federal Mahkemesi'nin kararını bulup okudum diyor ama ben baktım bir de karışık bir ya burası. Bu konuda ben Kayserispor yönetiminden de cevap bekliyorum işin gerçeği. Ama o konuda Ali Çamlı daha önce biz orada bir avukat tuttuk, şöyle yaptık falan demedi mi? İspanya'dan bir hukukçu yani, tutuldu, şu oldu, bu oldu deniyor. Evet, evet ama dediğim gibi. Federal mahkemeden karar sezon başından beridir. Biz sezonu başlamadan öncesinde bekliyorduk. Hala bekliyoruz. Bu konuda ne adım var? Yani öyleyse şu ana kadar hiçbir adım atılmış değil. Gelmesi gerekmiyor muydu şimdiye kadar karar? Evet. Hatta Ağustos'un ikinci haftası net olarak açıklanacağı söylenmişti. Ama Ağustos'un üzerinden aylar geçti. Hala ama ne? Bugün yarın da var. Ya, net bir karar henüz açıklamadı. Karar olarak yani ne bekliyorsun sen, ne bekliyorsun? Anlamadın mesela? Sen şimdi. Sen dedin ki bak, ben burada şimdi bir şeyleri konuşurken senin söylediğin... Aksi bir karar çıkmasından mı bahsediyorsun? Sen diyorsun ki sezon arasında transfer yapacağız diyorsun. Bak yapacağız, yapılacak demiyorum. Olabilir diyorum. Yani. Bak ben de diyorum ki olma ihtimalinin olmadığını belirtiyorlar diyorum. İddia bu şekilde diyorum. En ufak bir umut ışığı bile yok diyor Mustafa. Çünkü
başvuru zamanında yapılmadığı için CAS dosyayı almış böyle. Bakmış, zamanında gelmemiş. Şöyle açmamış, direkt şuraya koymuş. Değil mi? Yanlış anlamadım. Yani özet olarak diyor, yani iddiayı söyleyen hukukçu arkadaş, İFM başvuruyu usulden reddetmiş. Zira kulüp profesyonelleri kasa başvuruyu zamanında yapmamışlar. Postada aksamalar olmuş. Kas ve İFM bu sebeple başvuruyu incelememişler diye bir iddiası var. Ben de diyorum ki Kayserispor Kulübü'nün yönetiminden, hukukçulardan daha doğrusu, nedir bu durum? Bize evet, bir açıklarsanız biz de biliriz. Bu iddia. Evet. İddia ediliyor. Biz de bilelim. Yani, yapan da bir hukukçu bu iddiayı yapan da. Kayserispor taraftarı bir hukukçu. Kayserispor derken hukuk işleriyle uğraşan herhalde Emir Akpınar. Bırak herhalde Rıfat Bey bakıyor bildiğim kadarıyla. Doğru mu bilmiyorum. Yani şu an resmi bir açıklama var mı bu konuyla ilgili? Yok. Yok. Ama sessizlik var. Tabii ki eğer somut bir delillerle ortaya çıkılacaksa, bir açıklama geldiyse mutlaka kamuoyuna paylaşılması gerekiyor. Yani hani Ali Başkan her zaman evet biz bu işi yaptık da denir. Şeffaf yönetim anlayışı evet, olarak. Evet biz bu işi yapamadık da denir. Ama yeter ki bir açıklama yapılması lazım. Kesinlikle. İddialarla zaten konumuz iddialar değil. Biz ama söylüyoruz. Söylüyoruz bakın. Bize iletilen bir şey söylüyoruz. Böyle bir şey var. Böyle bir ciddi bir konu var. Bu bir ciddi konu karşısında da sessiz kalınmaması gerekir. Nasıl dışarıda işte Kayserispor'un ara transfer döneminde transfer yasağını kaldıracak, transferleri yapacak diye konuşuluyorsa, nasıl hukukçular böyle bir korkunç iddiayı ortaya atıyorlarsa, bunların da karşılığı olması gerekiyor. Yani evet ya da hayır, doğru ya da yanlış. Bunları hepimiz için bilgilendirmesi gerekiyor. Resmi hesaplardan yani küçük bir açıklama her şeyi aydınlatabilir. Hiç olmazsa bir beklenti oluşmaz. Tabii. Hiç olmazsa bir rahatlık oluşur olumlu yönden. Olumsuz yöndense tedbirler ona göre alınmalı. Olumlu ya da olumsuz, olumlu veya olumsuz ne olursa olsun belirsizlikten daha iyidir sonuçta. Şu iddia da var bakın. Bu şahsın şöyle bir iddiası devamı şu şekilde. Pekala önemli mi bu hata? Başvuru zamanında yapılsaydı da nihai sonuç çok fazla değişmezdi bence. İFM'nin kas kararlarına karşı olumlu cevap verme istatistiği oldukça düşük. Hele ki Kemen olayında hiç sonuç doğurmazdı. Fakat boşuna epey mahkeme ve avukatlık masrafı yapıldı. Diyor ki Kemen'den kaynaklı bir cezanın olduğunu, disiplin cezası olduğunu da altını çiziyor yani. Yani şöyle bir şey var. Disiplin cezası her ne kadar parayı yatırsan dahi çözemiyorsun. Ortadan kaldırılmayacak bir ceza. Cezadır, ama disiplin cezası olduğunu ben yönetimden duymadım. Nasıl duymadın? Öyle dillendiriliyor. Disiplin cezası olduğu söyleniyor. Disiplin olduğunu söyleniyor mu? Disiplin cezası yani, ve Kemen yüzünden gelen bir ceza bu. Bunu da söyleyeyim. Ali Hocam, Ali Başkanım. Hocam ben eskiden kaldım. Ali Başkanım çok iyi hatırlar. Basın toplantısında şu makbuzu getirin de ben Kemen'den dolayı şu hatamı bir ödeyeyim demişti. Hatırlar mısınız? Evet. 92-96 tamam, onu biliyoruz. Evet. Ama bu hata işte ödenmiyor öyle. Parayla ödenmiyor yani. Ali Hocam onu bu oyuncuya falan olan ceza 96 bin lira ödeniyor ama disiplin cezası olarak ödenmiyor. O futbolcunun o gidip FIFA'ya başvurması bize bu cezayı getirdi yani. Yani o kadar çok sorunlarla karşı karşıya kalmış bir kulüp var ki. Şimdi yine sözü toparlayayım ben. Sözüne kusura bakma kestim. Erhan'ın söylediği gibi Kayseri basını hakikaten çok Kayseri Spor'u yönetimine elinden geldiği kadarıyla olanaklar sermeye çalışıyor. Olanaklar vermeye çalışıyor. Veyahut da nasıl diyeyim, yumuşak davranmaya çalışıyor. Normalde bir kez daha altını çiziyorum. Karadeniz basını gibi, bir Trabzon basını gibi olsa, bir Bursa basını gibi olsa çok şeyler konuşulur, çok şeyler yazılı çizilir. O yüzden biz diyoruz ki bizim için baki olan kulüptür. Kulübün başarısıdır. Yönetimlere gelir geçer, futbolculara gelir geçer, teknik adamlara gelir geçer. Ama kulüp her zaman için kalır. Biz bu yüzden kulübün başarısı için susmak zorundayız. Ya ben şunu atladım mı acaba? Yönetim görev dağılımı yaptı mı? Yok. Ben dün baktım, dikkat çektim. Gerçekten şu anda aklıma geldi çünkü yani, yok yok. Hani hukuk işlerine yok, kim bakıyor diye soru sadece yok. Sadece Başkan Ali Çamlı yazıyor. Haricinde yönetim listesi ve yedek liste. Hatırlayınız geçen hafta ben basın sözcüsü kim diye burada davul çaldım. Yani basın sözcüsü ulaşamadım bir türlü kimse. Bilgi almak için. Ya normal şartlarda Kayserispor Genel Kurulu yapardı. Liste açıklanırdı. Akşam da İşte ilk toplantı yapıldı, görev dağılımı şu şekildedir diye. İkinci bir, aynı gün ikinci bir açıklama geldi. Bu yapılmaz. Ve biz de kimle muhatap olacağımızı biliriz. Yani bu kadar zaman geçmesine rağmen bir görev dağılımı yapılmaması da
Hani neyle açıklanabilir onu da bilmiyorum. Yani ya bizim görev dağılımına gerek yok. Herkes işini biliyor. Herkes işine koşturuyor gibi bir hava varsa bilemem. Bu iş neye döndü? Çocuk sınava giriyormuş. Türkçe sınavına. Yazıyor. En altta da noktalama işaretlerinin hepsini yapıp hadi herkes marş yerine diyormuş. Herhalde Ali Başkan da öyle yapmıştı yönetime. Marş hepiniz yerinizi biliyorsunuz demiştir. Unutulmuş olması imkansız. Yani bir strateji unutulmuş, gereği desek unutulmuş. Ne alakası kötü var diye düşünüyorum. Kötü düşünme. Unutulmuştur. Şimdi para arıyoruz ya. O kadar işten, o kadar sıkıntıdan, o kadar maddiyatsızlıktan, huzursuzluktan dolayı sanırım bu işlere fırsat gelmez. Acaba Ali Başkan... Yapılacak iş onlar. Aslında acaba diyorum Ali Başkan iştahı mı yok? Hani aday olmadı ya. Ya ben zaten aday değildim. Herkes kendi işine baksın işte. Herkes bir işin ucundan tutsun mu dedi acaba bilmiyorum. Ama ya bir an önce yapılmasında fayda çok var. Çok konuşanlar yani burada... keşke gelseydi, çıksaydı, aday olsaydı, başkanlığı devralsaydı da yani biz de farklı şeyler konuşsaydık. Çıkan oldu mu? Olmadı. Ya çıkan... Liste veren oldu mu? Olmadı. Ne yapmak gerekiyor? Çıkan oldu, olmadı. Onlar farklı olaylar ama eğer bu işi tekrar sırtladıysanız gereğini de yapacaksınız. Görev dağılımı çok basit bir iştir. Şeyden siteden 2 dakikada açıklanabilir. İşte Nurettin Açkal'ın ikinci başkan, hukuk işlerinden Emir Akpınar, yine gurbet sorumlusu, gurbet kuşlarının başında Ali Hızar falan. Ya bunlar kolay şeyler, yazılır çizilir paylaşılır. Ya bunlar da o kadar büyütülecek zor şeyler değil ama kulübün kimliği açısından, kurumsal kimliği açısından zarar veren kötü şeyler diye ben düşünüyorum ve Kayserispor Gaziantep'le karşılaşacak milli aranın hemen ardından takım çalışmaları yarın başlıyor. Sinan Kaloğlu Perşembe günü. Perşembe günü. Gazeteye yazmaya alıştık ya. Evet. Haberi. Bir gün sonranın haberini yazdığımız için akılda kalıyor. Perşembe günü Sinan Kaloğlu ilk idmana çıkacak. İdmanda basına açık olacak. Evet. Büyük ihtimal 15 dakikası. Da, yani büyük ihtimal üçümüz de orada olacağız. 15 dakikası. Yani 15 dakikası. Artık Mustafa orada soruları sorar. Hocam. Bak hocam, şimdi şöyle bir şey var. Ben 20 küsur yapıyorum ama nerede ne soracağımı iyi bilirim. Şimdi adamı minderime çağırmadan soru sormak orada benim bir şeyim değildir, alışkanlığım değildir. Ben burada özelde birebir çağırırsan sorarım. Sen de herkes gibi sabırlıyım diyorsun. Sabırlı ben ama kendi minderimde konuşurum ben. Yani orada herkesin bütün kameranın karşısında ben bir şey soracak durumda değilim yani. Herkes de kendi sorusunu sorsun. Sorsun canım. Tabii ki yani ne merak ediyorsun sorsunlar. Yani herkes kendi sorusunu sorsun. Peki ilk çalışma dedik Sinan Kaloğlu'nun daha öncesinde bir teknik ekibini konusunda bilgimiz var mı Faruk Bey? Anlamadım bir daha sonra. Sinan Kaloğlu'nun teknik ekibi. Yardımcıları nasıl olacak? Nasıl gelecek? Yani bir fotoğraf paylaşımı oldu gördünüz mü? Ama o ben şey mi? Hani altyapıya bir ziyaret mi yoksa altyapıdaki hocalarla beraber mi çalışacak? Ama buna da pek ihtimal vermiyorum. Yanında en az bir 3 hoca getirecektir. Sanki hoş geldin bir hoş geldin yani. Pozu gibime geldi. Tabii ki açıklanmadığı için de ben de bilmiyorum yani. Orada Mehmet Aşık işte Alper Kelkitli, Enes Karatay, Altan Güneş, altyapı antrenörleri var. Altyapı antrenörü belki teşekkürle de gitmiş olabilir. Başakşehir maçıyla ilgili. Olabilir. Eğer öyle bir şey yaptıysa da son derece Sinan Hoca, sempatik olmuş. Sinan Hoca olmuş. İlk kez testlere gitti. Tanışma yönünden de olabilir. Tabii ki altyapı hocalarıyla da tanışacaktır. Perşembe gününe hazırlık da yapacaklardır. Bu saatten sonra Sinan Hoca'nın işi biraz zor, ağır. Çalışması gerekir. Boş vakti yoktur bana göre. Perşembe günü yapılacak antrenmanlarda işte Sinan Hoca Gaziantep maçına bu takımı nasıl hazırlayacak? Nasıl motive edecek? Bu vidaları nasıl sıkacak? Bu çok önemli. Antrenmanda gösterilen performansın sahaya yansıması için hocanın yapması gereken çok işler var. Sözünü geçirmesi lazım. Artık futbolculuk bir tarafa. Sen Kayserispor'da teknik direktör oldun artık. Öyle bir hal alacak ki ya elinde sihirli değnek olması gerekiyor. Bunu biliyoruz. Dokunuş lazım. Bunu biliyoruz. Tüm futbolcuyla tamamıyla arkadaş olması gerekir, baba olması gerekir. Bir aile çatısı altında bu işi götürmesi lazım artık. Bu saatten sonra senin saydığın gibi Gaziantep, Hatay ve Adana Demirspor gibi maçlarda 7 puan toplamazsa Sinan Hoca sen niye geldin deriz.
yapamadın deriz. Ama daha başlamadan Erhan'cığım, daha başlamadan Bismillah demeden, antrenmana çıkmadan eleştirmek bize yakışmaz. Yani. Ya ben şahsi fikrimi söyledim ama bir eleştiride bulunur muyum? Hayır, zaman. Bekleyeceğim. Yani bizim olacak, en güzel şeyimiz zamandır. Yani belirli bir doneler olacak ki elimizde. İşte şu maçta şu hatayı yaptı, şu maçta çok güzel oyuncu değişiklikleri yaptı demeliyiz ki ya eleştirmeliyiz ya övmeliyiz. Aynen. Onları görmeden önce herhangi bir şey yapamayız. Peki ama ben bir şey sorsam ya. Onları geçtim de. Peki ben de bir şey değinecektim. Klövesiyos ve Atamah ne oldu? Nasıl? Klövesiyos ve Atamah ne oldu? Oldu. Takımda devam. Kadro dışı falan. Kadro dışı dendi ama ben idmanlarda görüyorum sanki. Klövesiyos'un böyle bir gidip gelme durumu oldu mu? Ben duymadım. İngiltere... Şey diyorsan söyle paylaş yani. Yok yani. Klövesiyos'la ilgili tabii ki kadro dışı kaldıktan sonra Yunanistan'a gitti falan deniyor ama. Ben idmanda görmedim çünkü şu ana kadar. Çünkü tatil perşembe yani kadar yoklar. Gitti mi diyorsun yani? Nasıl? Gitti mi diyorsun? Şehri mi terk etti? Acaba ya, bu 4 günlük izinden faydalanıp gitmiş yani midir? Bilmiyorum artık. Yani, yani Atamah ve Klövesiyos'un Başakşehir maçı öncesi kadroşu bırakıldığı deklar edildi. Doğru mu? Öyle. Ya bu sosyal medyada deklar edilen bir konuydu. Grup tarafından resmi olarak bir şey söylenmiyor. Bir şey yoktu. Yani. Evet. O yüzden soruyorum ben. Ne oldu diye. Hani İstanbul'dan Yunanistan'a hani 4 günlük de izin var. İstanbul'dan Yunanistan'a geçti mi bilemiyorum ama yakın oradan geçmiş olabilir ama mi? Ben öyle bir şey duymadım. Faruk Bey genelde İngiltere'ye gidenleri duyuyor ama hemen şuraya komşuya Yunanistan'a gidenleri duymuyor, bilmiyorum. Bir de ben şuna değinmek istiyorum ya Mustafa. Yani Kayserispor'un durumu ortada. Yeni hoca gelmiş. 4 gün izin çok değil mi? Çok. Ya şimdi ben de antrenörüm. Evet. Fiziksel olarak oyuncular yorulmuş olabilir. Antrenman programına göre futbolcular ne yolda ya? Biraz daha yoğun. Ya şey olarak fiziksel ya, olarak ligi 15 gün geç şey başlıyorsun olabilir. Bak. Ligi 15 gün geç başlıyorsun zaten. Sadece hafta bir kez maç yapıyorsun. Kupa maçı da oynamıyorsun. Milli maç arası yüzünden verilen 3-4 tane aram var zaten. Ne yoruluyorsun abi sen? Ya ben de bunu anlamıyorum. Yoruldu, farz edelim ki yoruldular. En azından bir gün önce topçuları toplayıp fiziksel idman yerine bir mental idman şeklinde hocayla tanışma amaçlı hem oyuncuların ailelerinin gelebileceği bir mangal gibi bir yemek ya ben organizasyonu. Ben olsam perşembe değil ama çarşamba, salı çarşamba günü bir şey yapardım yani. Ya idman olmasa bile yani hocayla topçuları kaynaştırabilecek bir etkinlikle biraz daha erken toparlanabilirdi. Ya her şeye profesyonel bakmaya da gerek yok. Evet, profesyonel bir kulübüz. İdman programı profesyonel olarak uygulanabilir ama bazı şeyleri de amatörce yapmakta fayda var. Evet, tam 4 gün sonra idmanlarla başlayalım ama takımı 1 gün önce, 2 gün önce toplayalım. Hocayla kaynaştırmak için farklı bir yol bulalım. Erciyes'e mi götüreceğiz? Soğanlı Vadisi'nde balona mı bindireceğiz? Yani bir şekilde topçulara birlikte bir organizasyon yapalım. Hem Soğanlı'nın da tanıtımı olur falan yani. Yani 4 günlük süre uzun bir süre. Bana sorarsanız içinde bulunduğumuz duruma bakılırsa uzun. Cumartesi günü. Saat 1.30'da. Evet. Haftaya cumartesi 1.30'da. Haftaya cumartesiye kadar baktığın zaman nereden baksan zaten 7 gidesen 8-9 gün var. Tam 9 gün var. Topbaşı yaptıktan sonra. Evet, zamanımız vardır şeydir hani maç için zamanımız vardır ama bizim ligde olduğumuz konum önemli. Bizim şu durumda her güne ihtiyacımız var. Her şeyi değerlendirmeye ihtiyacımız var. Sadece ve sadece bunu idman olarak düşünmeyelim. Zamanı, saati, dakikayı, saniyeyi tabii, kadar tabii değerlendirmek gerekiyor. Evet. Elbette. Evet, ben de onu düşündüm. 4 gün ya uzun bir süre. Bana sorarsanız 4 gün uzun bir süre. Ya hiç olmazsa 6 gün yapsaydın da haftanın bir bölümünü bitirmiş olsalardı. Yani. Futbolculara ödül vermiş. Bir de hani milli takımlarda da fazla sporcumuz da yok. 2 tane genç oyuncumuz. Yabancıların öyle fazla giden. Yani U20 milli takımında işte Baran Ali Gezek'le Mehmet Eray var. Evet. Onun dışında da milli takımlara giden oyuncumuz da yok. Bizim için de avantaj. Neredeyse tam kadroya yakın çalışma imkanı var elinizde. Abi gitmesinler zaten. Giden zaten sakat geliyor. Yani. En son bir Arif gitmişti milli takımda. Yani bak, gitmesinler. Ümit milli takıma bu sefer gitmedi abi. Her ne kadar Bilal radara yakalasa da Faruk. Evet. Ya Bilal radara yakalandı. Faruk onu da değinelim. Ya Başakşehir maçında. Oraya da girelim çünkü programda ya, sonuna geliyoruz. Başakşehir maçında gerçekten muhteşem bir performans sergiledi. Hele hele bu Deniz Türüç'ün şutunu kolay kolay bir kaleci, her kaleci çıkaramazdı yani. O pozisyonu hatırlayın yani. Birkaç pozisyonda da böyle. Yani karşı karşıya kaldığı pozisyonları da iyi çıkardı. Evet, Bilal kendini gösteriyor. Zaman zaman büyük hatalar yapıyor.
Baran Ali'ye vermiş olduğu pas, oyun pası gerçekten çok hatalı bir düzendi. Onun hatasını sen söyledin, işte Başakşehir maçında gidermeye çalıştı ve giderdi de. Artık milli takımda bir kalecimizi görmek istiyoruz. Bir oyuncumuzu görmek istiyoruz. Bu arada bugün... Türkiye Bilal bunu hak ediyor ya. Bugün bu arada Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada A milli takım kalecisi Mert Günok kadrodan çıkarıldı. Kimi alınmasını beklersiniz? Çok mu duygusalız biz? Bilal'i bekleriz değil mi? Elbette. Almazlar. Ama Eyüpspor kalecisi Berke Özer çağırdı. Almazlar. Ben bugün köşe yazısı dile getirdim. Sevgili Faruk Erkenler okuyan asusta söylüyorum ben yine. Teknik adam var. Sen teknik adamı yapıyorsun. Ligde en başarılı takımların futbolcularından seçme yaparlar. Senin gibi ligin son sırasında üşüyüm mü kalayım mı ile uğraşan bir durum içerisinde olan, yani istediği kadar Bilal topları kurtarsın. Bu kadar kurtarıyorsa 7-13 gol nedir diye sorarlar. Defans hatalı mıydı? Şu ona hiç bakmaz bile yani. Doğru mu? Bu 13 golün 4'ünü şey yedi değil mi? Onurcan Piri. Evet. Yanılıyor muyum? 5'ini mi? 4'ünü yedi diye biliyorum ben de. 3 tane şeyden var. Trabzon'da var. Yani o yüzden diyorum ki ne olursan ol, ne kadar şimdi Kayserispor ilk 5'e de çok zaman yer aldı ama yine futbolcularını göndermekte çok zorlandı. Niye? Milli takım olayı birazcık lobi olayı. Baktığımız zaman işte Eyüpspor'dan Berke Özer çağırıyor. Ama yani baktığında başında Arda Turan. Bilal gibi bir kaleciye ihtiyacı olmaz mı milli takım? Ya zaten alınsa 3. kaleci olarak alınacak kardeşim. Uğurcan var. Trabzonspor'da, Manchester United'dan Altay Bayındır var. 3. kaleci olarak alınacak. Ya al da bir de o görsün orayı. Hak ediyor bu çocuk. Zaten oynatmayacaksınız ama en azından o milli formayı giysin. En azından onur et ya. Tabii kamp. En azından onur et. Kamp ya. Havasını. Bizim de bir kalecimiz tabii, var diye ya. Kamp havasını bir koklasın. Gökhan Sazdağ o kadar bekledi bak, hala bekliyor çocuk. Gökhan İsmini Sazdağ. Sadece Kayserispor olmasından dolayı. Yani. Ya hatırla bir. Hatırla. Biz ne kadar futbolcu yetiştirdik de milli takıma sokamadığımız halde Fener'e gitti, Galatasaray'a gitti, hemen anda A takım milli takıma gitti. Yanılmıyorsam evet. Onur Bulut da bizdeyken bir gitmedi, bizden Beşiktaş'a evet, gider Beşiktaş'a gitmez gitti, değil mi? Gitti. Beşiktaş'a geçer geçmez milli takıma gitti. Beşiktaş'a gittikten sonra. Aynen. Değil mi? Aynen. Oysa ki aynı performans sergiliyordu. Hatta Kayserispor'da daha da başarılıydı. İşte ülkemizde bazı şeyler, bazı şeyler çok konuşmakla oluyor. Biz evet. De bugün biraz fazla konuştuk herhalde. Zaman çabuk geçti. Programın da artık sonuna geldik. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Şunu söyleyeyim. Sinan Hoca'ya bir kez daha hoş geldiniz demek istiyorum. Bu saatten sonrasında istemezlik olayı değil yani. Geldi, hoş geldi. Bu saatten sonra yapacak olan şey, biz Sinan Hoca'nın en azından yapacağı çalışmalarla, yapacağı girişimlerle takımımızı daha iyi yapabileceğine inanıyoruz. İnanmak istiyoruz. Bunu gerçekleştirebilirse bizleri sevindirir. Kendisi de mutlu olur. Kendisi sevinir en azından. Bu saatten sonra taraftara düşen dediğim gibi sabretmek, zaman her şeyin en iyi ilacı demek ve karşılaşmalarda 90 dakika boyunca takımı desteklemek. Teşekkür ediyorum Mustafa. Faruk Bey eklemek istediğiniz. Evet. Sinan Hoca diyelim artık. 10 yıl önce Eryespor'da oynadığı dönemlerden sonra hoca olarak şehre geldi bu sefer. Ağır bir yükün altına girdi. Ateşten gömlek giydi. Abartmıyoruz. Gerçekten tehlikenin içerisinde olan bir kulübe adım attı. Ne yapacak? Nasıl yapacak? Bu düşünceleri bir tarafa bırakıp bu saatten sonra Sinan Hoca'ya da destek olmamız gerekiyor. İnşallah bahtı yolu açık olur. Kayserispor'da şansı bol olur. İstediği başarıyı elde eder. Hem kendi kariyerini burada temin eder, hem de Kayserispor'un içinde bulunduğu durumdan yukarılara doğru çıkar inşallah. Evet, sevgili yorumcularıma teşekkür ediyorum. Şunu da hatırlatalım sevgili spor severler. Perşembe günü Erciyes 38 FK Ziraat Türkiye Kupası 2. tur maçında RHG Enertürk Enerjisi Stadında saat 19'da Ordu Spor 1969'u konuk edecek. Evet. Buradan da tüm taraftarlara bunu belirtelim. Karşılaşmanın biletleri de 50 lira olarak açıklandı. Tüm spor severleri Süper Lig'de maç olmadığı bu haftada
Ziraat Türkiye Kupası maçlarına bekliyoruz. İnşallah. Erciyes Spor için. Sevgili yorumcularıma bir kez daha teşekkür ediyorum. Milli takımımıza da oyuncağa başlarda başarılar diliyoruz. Efendim Spor Kolik böylece bu akşam da sona geldi. Haftaya aynı gün aynı saatte görüşmek üzere. İyi akşamlar.